geceler sevgili seyirciler. Öteki gündemde birlikteyiz. Bu gece ilginç bir konuyu ele alacağız. Aslında her zaman gündemde fakat öteki gündem farkıyla ekranlarınıza taşıyacağız. Kürt tarihinden bahsedeceğiz ama şunun sözünü verelim. Biz bu gece protesto gösterilerinden, yargısız infazlardan, şehitlerden, çözüm sürecinden, tehditten, efendime söyleyeyim katliamlardan, ölümden size hiç bahsetmeyeceğiz. Biz bu gece gerçekten tarihi konuşacağız. Bu toprağın insanın yükü her zaman ağır oldu. Mevcut koşullarımız itibariyle de hep iyi ve doğruyu yakalamaya gayret ediyoruz. Tarihsel süreçte hatalar da ortaya konuluyor evet ama gün birlik zamanıdır. Biz bugün Kürtlerle ilgili olarak hem bilinmeyenlerini, tarihlerini, kökenlerini, nereye dayandığını, dillerini, geleneklerini, kimliklerini konuşmaya gayret edeceğiz. Kimlerle? Müfit Yüksel, tarihçi yazar ve araştırmacı yazar Bahtettin İnce. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Burada özellikle Müfit Yüksel'e şu anlamda teşekkür etmek istiyorum. Birçok belgeyle geldiler. Zaten arşivci kimliğini de çok iyi biliyoruz. Evet. Bu gece de masayı donattı. Bahtettin İnce'den tabii işin sosyolojik kısmı ve bu kitapta çok ilginç. Hem kendi yaşam öyküsü hem annesi babası onların başlarından geçenlerden de bahsedecek. Annesi hala Türkçe bilmiyor. dokunaklı hikayeler var. Her iki tarafa da dokunduran diyelim. Evet. Ve ayrıca Hashtag Tarih Dergisi'ne de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu geceyle ilgili olarak bizlerle görsellerini paylaştılar. Ve Kasım ayı sayılarında da güzel bir dosyaları var. Dengeli bir anlayış gütmüşler. Dolayısıyla meseleyle ilgileniyorsanız buradan da bazı alıntılar yapacağım. Bin yıllık çözüm sürecine vurgu yapmışlar. Tüm bunların hepsini konuşacağız. Şimdi hazır kitap dedim. Her zaman insan öyküsü meseleleri daha güzel bizlere özetler. Tabii. Haliyle şu konuya bir giriş yapayım diyorum. Bir düğün hikayesi. Bakın ne anlatıyor kitap. Geliyor 181. sayfa. 76 yılında, 1976'da Van'da merkez üssü Çaldıran ilçesi olan büyük can ve mal kaybına yol açan şiddetli bir deprem meydana geliyor. Bu yüzden evleri yıkılan veya hasar gören birçok aile devlet tarafından bazı illere gönderiliyor, batı illerine. Amcam ve diğer bazı köylüler Isparta merkeze yakın bir beldeye yerleştirilmişti. Bunu anlatan Bahtettin Bey. Evet. Hiç unutmam bir gün komşularından birinin oğlunun düğünü olacaktı. Beldenin ileri gelenlerinden birkaçıyla birlikte düğün sahibi amcamın evine geldi. Mehmet amca dedi, biliyorum ki sizin acınız var. Evleriniz yıkıldı. Akrabalarınızı kaybettiniz. Memleketinizden uzaktasınız. Fakat bu çocukların düğünü var ve biz bir şekilde bu düğünü gerçekleştirmek istiyoruz. Eğer müsaaden olursa biz davul zurna çalmadan, hani sizin acınıza da saygı göstererek sessiz sedasız bir düğün yapacağız. Düğün yapmak için amcamdan izin almaya gelmişti ve bu tavır karşısında amcamın gözleri doldu. Dedi ki, tam tersine davul zurna olsun, düğün dernek kurulsun. Biz de katılacağız. Siz insanlığınızı çünkü en güzel şekilde gösterdiniz ve biz de düğünün layıkıyla yapılmasını istiyoruz diyorlar. Ve gerçekten de artık halaylar çekiliyor. Ondan sonra şarkılar söyleniyor. Hatta Kürtçe oyun havaları eşliğinde. Koçeri, Delilo, Bablekan, Halkişte derken bizim oralardan adeta bir düğün yaşatıyorlar diyor. Ispartalı Türklerin o günkü memnuniyetleri, hayranlıkları hala gözümün önünde. Ayrılık vakti gelip memlekete dönmeye karar verdiklerinde bütün belde halkının nasıl ağladığını amcam sonradan anlatmıştı. Şimdi çok acayip bir durum var burada. Depremzede Kürt üzülmesin diye böyle bir hassasiyet gösterip de düğün dernek yapacağız izniniz olursa ama sazlı sözlü değil. Bunun karşılığında o Kürt ailede yani sizin amcalarınız da diyor ki Türk aileye olur mu bu çocukların düğünü güzel olsun haydi hep birlikte. Fakat o günden bugüne bazı şeyler değişti. Ve maalesef. Biz işin sosyolojik kısmını tabii ele almak istiyoruz. programdan önce seyircilerimize dedik ki bize güzel sorular gönderin. Hem bana da yardımcı olun. Siz neleri merak ediyorsunuz ben onları sorayım dedim. Ve gelen yorumlardan bazılarını okumak istiyorum. Tabii ki bu bir örnek olsun diye okuyorum. Bana ait ifadeler değil. Şimdi diyor ki bir tanesi. Siz tabii Anadolu'nun garip Türklerini, Orta Asya'nın öksüz Türklerini hiç konuşmayın demiş Mustafa Şahin kızmış. Evet.
Prens Alvenettin ismiyle bize yazan kişi de demiş ki sanki Orta Doğu'dan başka Kürt var da bir de Orta Doğu'nun Kürtlerini konuşacağız diye başlık atmışsınız demiş. Sonra Hasan Nadi Çetin kızmış, olmayan bir tarih hakkında mı konuşacaksınız, uyduracak mısınız bunları demiş. Ondan sonra talimatla mı bunları yapıyorsunuz Pelin Hanım diye Özge Hanım sormuş. Ondan sonra Murat Akpınar demiş ki ya öncelikle Türkiye'nin karışık millet olduğunu anlamak lazım. Safkan Türk sayısı ne kadardır demiş. Vesaire vesaire böyle yorumlar var. Kafadan bunu söyleyeyim. Evet. Böyle sorular da geliyormuş yani, hayretler geliyor. Yani. Aynen. Hala böyle düşünenler de var yani. Evet, böyle sanki düşünenler de var. Hala kart kurt teorileriyle. Yani bunu ben baştan söyleyeyim ama ben elimden geldiğince burada her türlü yorumu okumaya gayret edeceğim. Siz şunu söyler misiniz? Biz bu coğrafyada Türkler ve Kürtler bir arada ne kadar zamandır yaşıyoruz? Resmi olarak bana mı diyorlar? Olur. Yaklaşık olarak şimdi Türklerle Kürtlerin karşılaşmasına ait bazı kayıtlar var. İlk olarak bu konuda Divan-ı Lügat-ı Türk'te bir kayıt var. Divan-ı Lügat-ı Türk. Kaşgarlı Mahmucum biliyorsunuz Türkiye'de. Herkes bilir onu. Ortaokulda falan söylenir onlar. Onun da bir iptidai, ilkel diyebileceğimiz eski bir harita var. O haritada Azerbaycan'ın yanında Arzul Ekrat, yani Kürtlerin ülkesi diye bir bölge adı verilir. İlk ciddi olarak. Türkçe tercümesi Kürdistan. Tabii. Arzul Ekrat. Arzul Ekrat. Arapça'da Arzul Ekrat. Yani Türkçesi Kürdistan, Kürt ülkesi falan anlamına geliyor. Dolayısıyla orada bir şey var. İkincisi Tuğrul Bey zamanında, Tuğrul Bey zamanına ait kayıtlarda geçiyor. Bunun en önemli kaynaklarından biri Mirat-ı Zaman Fi Tarih-i Ayan adlı Sıbd Emril Cevzi'nin kitabı. Büyük Selçuklularla çağdaş bir kimse, Şam'da yaşamış. Hı hı. Çok geniş bir tarihi var. O tarihte Tuğrul Bey şeye giderken Bağdat'a, biliyorsunuz Tuğrul Bey'in Bağdat'a bir gidişi gelişi var. O dönemde Abbasileri tehdit eden Fatimiler var. Yani Mısır'da hakim olan İsmaili Batini mezhebine mensup Fatimi Devleti var. Fatimi Devleti'ni destekleyen İran'da da küçük küçük beylikler var. O beyliklerden biri Musallat olur, Büveyhiler. Bunun başında da bir Türk komutan var, Arslan Elbesasiri diye. Onun o kuşatmasını kırmak için Tuğrul Bey bir sefer düzenliyor. Bu sefer düzenlerken askerleri Kürt. İlk ciddi olarak Kürtlerle Türklerin bir arada gelmesine, bir araya gelmesine, bir araya gelmesinin tarihidir bu. Bunun ana sebebi de şundan kaynaklanıyor. Selçuklu hükümdarı, yani Selçuklular, Tuğrul Bey'in babası Selçuk Bey, onun babası Dukak. Dukak Hazar Hanı'nın komutanlarından biri. O zaman Hazar Hanı'nın. Yani ilk 11. yüzyıla denk geliyor herhalde. Tabii. 1030-1040'lı yılları söylüyorum. Dandana Kan Savaşı öncesini söylüyorum ben. Yani Büyük Selçuklu Devleti'nin çatısı altında ilk 11. yüzyılda Türkler ve Kürtler bir arada bir araya geliyor. Onun şöyle bir şey oluyor. Selçuklular, Selçuk'un babası Dukak Hazar Hanı'nın komutanı, Hazar Hanı ile kavga ediyor. Yaylı Demir'le kavga ediyor. Bu kavgada başını yarıyor. Sonra güneye iniyor. İran tarafına iniyor. O taraflarda Cent şehrine doğru geliyor. Orada Müslüman oluyor onlar. Orada Müslüman oluyorlar bunlar. Ve ondan sonra Cent şehrinde Selçuk'tan sonra Tuğrul Bey ve kardeşleri döneminde Çağrı Bey var, işte bir diğer kimseler, İbrahim Yinal var. Çok kardeşler bunlar. Selçuklular genişlemeye başlıyor. Dandana Kan Savaşı'nda da Sultan Mesud'u Gaznelileri yenince iyice İran coğrafyasında hakim oluyorlar. Ondan sonra batıya doğru genişleme gösteriyorlar. Şimdi peki, evet 11. yüzyılda bir arada yaşamaya başlıyorlar dedik. Sonra 16. yüzyılın başlarında... Hayır, şöyle bir şey anlatayım. İki tane daha önemli olay var. Biri, şimdi o dönemde de Kürtler arasında Mervaniler dediğimiz bir hanedan bir şey diyor, yükseliyor. Çünkü tam o dönemler Abbasi hilafetinin artık merkezi yönetimin gücünü kaybettiği ve Samanoğulları vesaire, IŞİD'oğulları, Tolunoğulları falan diye yeni beylikler, şeylerin, hanedanların İslam dünyasında neşvü nema ve adim merkeziyetçi bir yapıya doğru gidiyor Abbasi halifeliği. Dolayısıyla böyle devletler çıkıyor. Bu devletlerden bir tanesi de Kürtler arasında Mervani Beyliği çıkıyor.
Buna dair tarih kitabı elimizde. Tarihül Farkiye. Yani tarihte ilk yazılı Kürt devleti olarak gösterilen mi bu bahsettiğiniz? Mervaniler ve Şeddadiler. İki tane beylik kuruluyor. Bunlardan tabii Şeddadiler daha küçük boyutta, Mervaniler daha büyük. Selçuklular geldiğinde, çünkü Mervanilerin özelliği ve Selçukluların özelliği Abbasi halifeliğine bağlılıkları. Birleştiren bu. Kürtlerle Türkleri ilk bir araya getiren Sünni halifeye bağlılıkları. Şimdi benim özellikle Osmanlı'ya geçiş yapmamın sebebi şu. Tabii bahsederken çok fazla detaya boğarsak eğer, hani seyirci iki tane daha örnek vereyim. İki tane daha örnek vereyim. Bu Mervaniler Selçuklularla işbirliği yapıyorlar. İşte bu Tuğrul Bey'in Bağdat'a gelişinde ikinci birliktelikleri Malazgirt Savaşı'nda 10 bin civarında Mervani Bey'in Nizam-ı-Devle asker veriyor. Bu iki tane eserde geçiyor. Bu Yatıttalı Fi Tarihi Halep ve Mirat-ı Zaman Fi Tarihi Layan kitabında. İki tane Malazgirt Savaşı'yla ilgili iki tane önemli kaynaktır bunlar. Bu ikisinde geçiyor. Bir üçüncü olay da Melikşah'ın tahta geçişinde. Melikşah tahta geçerken kardeşinin adını unuttum. Kardeşiyle taht savaşına giriyor. Kürtler Melikşah'ın yanında yer aldığı için Melikşah kardeşine karşı mücadeleyi kazanıyor. Bu konuda Zübdetün Nusra adlı Bündarî'nin kitabı kaynak olarak veriyorum. Buradan başlıyor. Bütün şey bu. Şimdi, başlangıcı. Tamam. Ama bunun temeli Abbasi hilafetine bağlılık. Yakın tarihe gelecek olursak şimdi aslında Osmanlı'nın has tebaası Kürtler. Evet. Ve biraz da karşılıklı menfaat de tabii söz konusu. Çünkü Osmanlı kendi doğu sınırını bir anlamda güvence altına almış oluyor. Ama Kürt aşiretlerde, işte Kürt beylerde kendi halkına karşı, diyelim tebaaya karşı hakimiyetlerini güçlendiriyorlar. Hani Osmanlı'dan aldıkları kuvvetle. Şunu merak ediyorum, bu Kürt kimliğinin neye dayandığını. Çünkü kitapta da siz ilginç bir meseleye yer veriyorsunuz. Bir handa büro tutmuşsunuz. Yani mesela Kürt deyince bazısı bambaşka bir şey anlıyor. Halbuki manası değişik. Şuna dayanarak söylüyorum, hemen açacağım, okuyacağım. Demişsiniz ki yıllar önce Üsküdar'da bir handa bir büro kiralamıştım. Çevirilerimi orada yapıyordum. Han'ın çay ocağını iki oğluyla birlikte Erzincanlı bir hacı amca işletiyordu. Çay getirdiklerinde masamın üzerindeki Arapça kitapları görüyorlar. Size hayranlıklarını ifade ediyorlar. Ne güzel. Dindar bir çocuğumuz diye. Bir gün hacı amca bir vesileyle Kürt olduğumu öğrendi diyorsunuz. Onu size anlatırsanız daha güzel. Şimdi Kürtlerden bahsetti galiba. Şu anda tam şey etmiyorum. Ben de Kürt'üm. Sonra böyle hafif bir sesle, fazla duyulmasın diye, ya bu Vahdet Hoca sen namaz kırıyorsun, Kürdüm deme dedi. Enteresan bir şeydi. Tabii bunun sebebi şudur. Şimdi Anadolu'da Kürt kelimesi doğudan batıya doğru farklı anlamlar kazanmış yani zaman içerisinde. Mesela bizim orada ilçede, Erciş'te kendilerine Türk diyen insanlar vardır. Fakat bunların köylerdeki akrabaları da Kürttür. Asılları Kürt. Evet, asılları Kürt. Bu şehirli ve köylü demektir. Yani bir insan köylü ise Kürttür, kardeş şehirde oturuyorsa Türktür. Böyle bir Bitlis'in içiyle çevresi. Erzurum, Sivas, Erzincan bölgesinde ise burada mezhep anlamını almış. Yani böyle bir gözlemlerim olduğu için söylüyorum. Belki herkes böyle düşünmüyor ama bir ana çizgi böyledir. Adam Alevi ise Kürttür, Sünni ise Türktür. Şu anda hala komşum olan bir arkadaşım var. Kendisine Türk diyor ama Kürttür. Sivaslı bir Sünni. Sünni anlamında kullanıyor Türklüğü. Öbür tarafta Türk olduğu halde Kürt muamelesi gören Aleviler vardır. Mesela Kars'ta da tam tersi. Evet. Kars'ta Sünni Kürt, Kürtler Sünni oluyor, Aleviler Türkmen oluyor. Evet. Türkmen dedi mi Aleviler oluşuyor. Kan bağı belki biraz daha batıda belirginleşiyor. Yani bir ırk anlamı biraz daha Türkiye'nin batısında önem kazanıyor. Aslında orada bir din bağı, mezhep bağı ve yerleşim alanı ve hayat tarzı bunu belirliyor. Eğer köylü ise, kırsalda yaşıyorsa Kürttür, şehirde yaşıyorsa kardeşi, dayısı, amcası Türktür. Bunun örnekleri de çoktur. Şimdi ben aslında Müfit Bey'in bu Kürtlerle Türklerin tarihte ilk
ittifakları, birleşmeleri üzerine bir şey söylemek istiyorum. Aslında Kürtler sadece Türklerle birlikte yaşamadı, ittifak etmedi. Araplarla, Farslarla da, Ermenilerle, Azerilerle bir arada yaşıyorlardı. Fakat Türklerle birlikteliğini anlamlı ve önemli kılan bir hususiyet vardır. Asıl onun üzerinde bu yüzden çok önemsiyoruz. Yoksa İran'ın belki de tarihinin hiçbir karesi Kürtsüz değildir. Tıpkı bin yıl sonra Anadolu'da hiçbir Türk tarihi karesi yoktur ki içinde Kürt yer almasın. Aynen onun gibi Araplarla da mutlaka ilişkileri olmuştur. Hatta biz yayına girmeden önce bir sanatçının reklama girdi televizyonda. Bir hatta siz dediniz ki bak işte Pelin... Ferit Farşat. Evet Kürt'tür dediniz. Kürt'tür. İranlı bildiğiniz bir sanatçı. Evet, tabii. Yani dolayısıyla bunun sebebi şudur. Yani Kürtlerle Türklerin birlikteliğini anlamlı kılan şey biraz onların hayat tarzıyla ilgilidir. Şimdi Kürtler yani tabiri caizse eşik gibi bir coğrafyada yaşıyorlar. Bir yanda kadim Fars kültürü, bir yandan kocaman Arap alemi kültürüyle arada sıkışıp kalmışlardı Zagros Dağları'nda, Kürdistan'da. Türklerin gelmesi, Türkler de göç edip gelmiş. Başlarda öyle anlı şanlı bir durumları yoktu. Yani göç edip gelmişler, taze Müslümanlar, taze müminler. Kürtler bunlardan kendilerine bir yakınlık gördüler. Ve hem onlar Kürtlere yardımcı oldu, o dağlardan çıkıp yayılmalarını sağladı. Hem Kürtler de çok önemli anlarda onlara yardımcı oldu. Onların da Anadolu'nun batısını bir anlamda fethetmelerini sağladı. Mesela bugün Kürtlerin çoğunlukta yaşadığı birçok şehir, Türklerle Kürtlerin o birlikteliklerin neticesinde Kürtleşmiştir denebilir yani. Bu anlamda yani anlamlı ve önemli bir birlikteliktir. Yoksa Kürtler diğer komşularıyla da, Araplarla da, Emevi'den itibaren, hatta Hazreti Ömer'den itibaren Müslüman oldukları için İslam tarihinin her karesinde yer almışlardır yani. Bu şey... Ama şöyle, tabii burada bir sohbet tadında seyircimiz algılasın. Şimdi ben de merak ettiğim hususlara çengel atacağım. Yeri geldiği için soruyorum. Yoksa yine bu mevzulara döneriz. Siz diyorsunuz ya Hazreti Ömer zamanında Müslüman oldu Kürtler diye. Şimdi enteresan, Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı coğrafyada yani Türkiye'den bahsettiğimiz zaman siz kitapta da yer vermişsiniz. Böyle bir cemaatle değil mi? Hani namazın kılınması ya da burada normalde mescit işte cami gördüğümüz zaman anlayabiliyoruz. Siz kitapta diyorsunuz ki batıda olduğu gibi düşünmemek gerekiyor. Doğuda bir evle bir camiyi çok ayırt edemeyebilirsiniz. Tabii öyle bir... Ya orada acaba dini yaşamada hani inancın hayata geçirilme noktasında mezhepsel farklılıklar var. Başka ne var? Biraz törensel bir dindarlık yok denebilir. Yani çok yoğun içeriye sinmiş, her harekete, her davranışa, her söze sinmiş bir dindarlık var. Yani İslam'ın öğelerini Kürtçeden, Kürten hayatından çekip çıkarırsanız ne Kürt kalır ne Kürtçe hiçbir kalır. Şey kalmaz. Hiçbir şey kalmaz. O kadar hiçbir sinmiş. Şey kalmaz. Ama buradaki kadar törensel değildir. Hı. Bu da biraz söylediğiniz gibi mezhepten de kaynaklanıyor. Kent kültürüyle kırsal kültürünün etkisidir yani. Kırsal köylerde evet. Eskiden camiler genellikle minaresiz olurdu. Şimdi ben Kürt köylerinde de bazen, bu bakımda minaresiz olur. Bazen ondan ben medresede okudum diyorum. Hı hı. Şimdi insanlar benim o Fatih dersi amlarının okudukları o Süleymaniye medresesi falan zannediyorlar değil mi? Köyün camisinde çatısız, minaresiz bir oda gibi bir yerdir. Hem camiydi hem medreseydi. Ama orada gerçekten medrese yani ilim tahsil ediyordu. Dolayısıyla biraz da bireysellik var. Dağınık bir hayat vardır. Dağlarda çobanlık yapılır, göçebelik yapılır. Bir de fakirlik falan olduğu için. 6 ay yaylada, 6 ay... köyde kalınıyor. Yolun kenarına ceketini seriyor veya hiç sermiyor. Şapkasını ters çevirip namaza durabiliyor. Ama buralarda biraz daha törensel. Ama şeylere baktın, orada bir ayrım söyleyeyim. Kent merkezlerine, o bölgedeki kasaba merkezlerine baktığınız zaman mesela Bitlis'in içinde hani beş minare derler ya. Hı hı. Minareler vardır, camiler vardır, kentler vardır. Ayrı, şehirlerde. Onları da Kürt beyleri tarafından yapılmıştır üstelik. Yani bir Silvan'a baktığımız zaman kocaman bir Eyyubi Camisi'nin minareleriyle falan görürsünüz rahatlıkla. Sadece köylerde, kırsal kesimde. Yani bu tabii bu kitapta anlatılanlar genellikle benim kişisel gözlemlerim. Tabii kırsal kesim duyurlar. Olduğu için. Bütün anladım. Kürt coğrafyasındaki herkes böyledir anlamına gelmez. Var mı içine baktığınız zaman? Ama genellikle böyledir yani. Şimdi biz bu Kürt meselesini aslında başkalarıyla da hani Kürt insan demişsiniz ya. Bu Kürt insanı biz başkalarıyla da konuşabilirdik ama özellikle istedik ki o coğrafyanın tabii çocukları gelsin ve anlatsın. Sonuçta siz ikiniz de Kürt kimliğinizle ön plandasınız, tanınıyorsunuz, biliniyorsunuz.
programlar yapıyorsunuz. Sizin ana diliniz Kürtçe. Dolayısıyla hani kitapta sizin hikayeleriniz aslında bir anlamda Kürt toplumunun da hikayesi. Tabii, tabii. O yüzden ben alıntılıyorum. Evet. Diyorsunuz ki malum olduğu üzere Kürtlerin çoğu Şafii mezhebine mensuptur. Bir kısmı Hanefi, bir kısmı da Alevidir. Şunu mesela ben bilmiyordum. Şafii mezhebinde kadın ve erkeğin vücutlarının herhangi bir yerinin birbirine temas etmesi abdesti bozar. Birbirlerine nikah düşenler için de bu kural geçerlidir. Evet. Dedemle ninemin de soğuk kış günlerinde ellerinin birbirine değmesi yüzünden nice kereler kavga ettiklerine tanık olmuştur evet. diyorsunuz. Evet. Enteresan. Bir hikaye anlatayım. Abdest ben bir namaz abdesti bozulur. Evet, şimdi bizim orada ocaklar, tandırlar yere gömülü yapılır. Ekmek pişirdikten sonra, yemek pişirdikten sonra o biraz hafif soğuyunca kış günleri ayaklarımızı uzatırdık, kenarında otururduk. Dedem bir tarafta oturmuş, nenem de bir tarafta, ben de ortalarına oturmuş, ayağımı uzatmıştım. Birden dedem öfkelendi, abdestim gitti dedi. Nenem de dedi ki, Vahdettin'in ayaklarıdır herhalde. Yok dedi, onun o kadar uzun değildir, yetişmez benim ayaklarıma. İşte o kış günü, o soğukta kalkıp abdest almak zorunda kalınca çok öfkelenmişti. Bizim yani. Ailede de aynı durum söz konusuydu. Enteresan hikayeler var. Şafii mezhebi olduğu için tabii, yani Şafii mezhebinin böyle bir şeyi sıcak var. Bir anekdot olarak onu şey etmek isterim. Şu da enteresan, yine kitaptan. Cuma namazının kılınabilmesi için 40 kişilik bir cemaatin evet. varlığı şarttır. Tabii. Eğer Şafii 39 mezhebine. Kişi olursa cuma namazı kılınmaz. Kılınmaz, öğle namazı kılınır, dağılır. Dağılır. Ve bizim köyde kaç kere ben görmüşüm, 39 kişi olduğu halde bir kişi de inat etmiş gelmiyor, birine öfkelenmişti. O oradaysa ben gelmiyorum camiye. Çağırın gelsin dedi İmam Hoca Efendi, gitti, adam yine gelmedi. Dolayısıyla cuma namazının şartı düşer. Öğleyi kılıp dağılmıştık yani, kaç kere oluyor. Böyle bir şey var. Şimdi işin içine dalınca hani Hazreti Ömer zamanından diyorsunuz, hatta birçok alimle ilgili olarak da şimdi kökenlerine baktığımız zaman, kim onlar olduğunu gelirsin. Araştığımız zaman bunu görüyoruz. Fakat dışarıdan algı itibariyle bu en azından yakın tarihte çok bilinen bir durum değildi. Şimdi ben aslında bu kitabın genel olarak niçin yazdığımı, niçin bu konulara değindiğimi biraz da bu sorunun cevabı olsun diye. Yani Kürtler çok konuşuluyor, Kürt meselesi çok tartışılıyor ama gerçekten insan olarak yani hayatında neler yaptığı noktasında bir bilgisizlik var Türkiye'nin belli bir, özellikle entelektüeller arasında. Kürt insan koymamın sebebi de isminin bir Kürdistan kavgasıdır gidiyor. Bir yandan Kürdistan kurulsun, bir yandan bunu engelleyelim savaşıyla arada insan perişan oluyor. Bu bir insandır, bunun bir hayatı vardır, bir neşesi vardır, tasası vardır, derdi vardır, sevinci vardır, dini vardır, mezhebi vardır. Bir takım olayla yani eğer bir gelecek kurmak istiyorsanız, bu insanlarla bir birliktelik kurmak istiyorsanız malzeme budur. Buna dayalı olarak bir şeyler yapın. En azından bir kısım malzeme budur. Buna benzer örnekleri çoktur. Bu saikle bu kitabı yazdım ve bu sanırım belki bu birçok akademik araştırma tabii yapılabilir, daha sağlıklı şeylere varılabilir, sonuçlar çıkarılabilir ama bir gözlem olarak işte Kürt insan budur. Sizin kardeşimiz dediğiniz ve aslında tanımadığınız sadece Batı'nın üzerinden, biraz önce ekranda da gördük ya, bizim Ferit, Farid olmuş çıkmış. Yani Farid'in Ferit olduğunu anlayamadık bir anlamda, değil mi? Halbuki bu Ferit'tir yani. Şu Feride bir bakın bakayım nedir bu? Bu geceki programın belki özünü de anlatabilmek adına tamam vereceğim şimdi reklam, bir saniye. Diyarbakır'dan bahsederken siz şöyle bir ifade kullanmışsınız. O bana dokundu. Alabildiğine politize Ahmet ile kan kusturucu asimilasyonu hatırlatan Diyarbakır değil. Evet. Benim Diyarbekir'im diyor. İşte biz o Diyarbekir noktasında evet, ben Diyarbekir'in altını reklam arası çiziyorum. Verelim. Tamam. Reklamlardan sonra buradayız. Peki,
İbrahim Melikşah sorar. Bir Türk olarak sorarım. Kürtlerle Zazalar aynı mıdır? Farklı ırk mıdır? Bilakis Bingöl'de çoğunluk Zaza halkıdır. Evet. Çok merak ediyorum. Lütfen sorunuz diyor. Muammer Kardaş'tan da aynı soru gelmiş. Zazalar Kürt mü diye. Şimdi Zazalar Kürt'tür. Ama Kürt değiliz diyen Zazalar da var. Yani bu bir gerçek. Söyleniyor, sürekli seslendiriliyor. Son senelerde özellikle son 30-40 senede bir Zazaların Kürt olmadığına dair düşünceyi dillendiren insanlar olmuştur ama hem dilleri, hem gelenek ve görenekleri, hem davranış biçimleri, sosyal hayatları tamamıyla bir Kürdi topluluktur. Sadece Kürtçenin dört telçesinden bahsediyor şu anda konuşulan Kurmancı, Zazaki, Sorani, Gorani. Bunların içerisinde lehçelerine Kürdi diyen sadece Zazalardır. Kırtki derler. Kırtki yani Kürtçe. Bunun tam tercümesi. Kaç lehçe var dediniz? Dört tane lehçesi var. Dört tane ana lehçe var. Ana lehçe vardır. Tabii değişik isimlerle anılıyor. Mesela Kurmancı'ya Bahdinan da denebiliyor. Soraniye Kurmancı'ya Jerin deniyor. Aşağı Kurmancı. Bunlar ayrı. Ama hep aynı şeyleri kastediyorum. Bizim Türkiye'deki Kürtler Kurmancı değil mi? Kurmancı ve Zazaki konuşuyorlar. Şimdi Kurmancı. Bir dil ilkesi var. Yani dilde bir husus var. O ben zamiridir. Şu Hint-Avrupa dillerinin bir aryanik beni var. O da men'dir veya min'dir veya mine'dir. Yani İngilizce, Almanca, Farsça bütün bunların hepsinde böyle bir ortak ben zamiri vardır. Bir de her dilin kendine has bir beni var. Ay, ih veya başka şeyler. Kürtçeninki ez'dir. Bu dört lehçelerin hepsi ez'dir. Yani insanın benliği bir tanedir. Dolayısıyla bu dört lehçenin ez'i bunun ortak bir dil olduğunu gösterir. Mesela seni seviyorum derken cümleyi ben seni seviyorum gibi evet. kuruluyor değil mi? Mesela Fransa'da je t'aime deniyor. Tabii, tabii, tabii. Mesela Kürtçe seni seviyorum der misiniz? Ez je te hazdikim. Ez je te hazdikim. Hazdikim. Haz Arapça. Haz kelimesinden alınma. Hangi lehçede konuştunuz şu an? Hepsinde. Kurmancı. Hepsinde. Kurmancı'da ez je te hazdikim. Zazaki ez tura hazkena. Sorani de aynısı. Müntu hazkem, hazekem denir. Hmm. Yani ortak şeylere, sadece telaffuz farklılıkları vardır. Tamam. Şimdi ben şöyle bir ilave yapayım. Şimdi Zazaların kökeniyle ilgili çok tartışmalar var. Deylem'den geldikleri ya da Dümbili oldukları ya da işte başka bir Kafkas kökenli olduklarına, Osetlerle akraba olduklarına dair falan. Şimdi çok konuda, uzaklara götürüyorlar yani. Evet, Osetlerle akraba, Osetlerin köken olarak Zaza olduğuna dair de şey var. Şeyler yani iddialar. Ama tabii Kürtlerle Çeçenler arasındaki akrabalık olduğuna göre orada da olması olabilir yani. Şimdi köken konusunda bu tür tartışmalar var. Ama dil olarak baktığımızda Zazaca daha çok Kürtçenin Hevramani Gorani lehçesine yakın. Hevramani Gorani lehçesi. Yani şimdi Zazaca konuşulduğu zaman siz anlıyor musunuz? Anlıyoruz. Hayır, ben anlıyorum. Kısmen. Kısmen anlıyoruz da fakat şöyle bir şey var. Daha çok bu Irak'ın Süleymaniye, Halepçe bölgesinde konuşulan Hevramani lehçesi, Gorani lehçesi, Mevlana Haldun kullandığı Kürtçe. O Kürtçe'ye çok yakınlık olduğuna dair şey var. Biraz daha bunu şey yaparsak, Kurmancı lehçesiyle Kürtçenin Farsçanın tam ortasında yer alan bir lehçe. Aslında Müfit Hocam, yani bir seferinde Farsça'ya biraz daha yakın oluyor. Bir seferinde bir Zazaca kitap aldım. Dedim bunu bir okuyayım. Nedir? Kitabın üstünde Cerhard Cor Ezman diye yazıyordu. Cor Ezman. Cerhard mı Gerhard mı? Cerhard. Cerhard Cor Ezman diye yazıyordu. Hı. Kitabın ismi bu. Ben anlamadım. Yani ben dedim kara kara düşündüm dedim. Demek ki bu tez haklıymış. Zazaca Kürtçe değil. Çünkü ben hiç anlamıyorum. Düşündüm düşündüm sonra bir tane harf değişmiş. Kurmancı'da bizim lehçede Cerhard Cor Ezman. Yani aşağıda yer, yukarıda gök diye bir kitap yazmış Zazaca. Cerhard. İlk duyduğunda insan aşina olmuyor. Biraz bakıyorsun C ile J'nin dönüşümünden ibaret bir farklılıktır. Bir diğer nokta da yani aşağı yukarı anlamamanın sebebi budur. Aşina olmamaktır. Biraz aşina olduğunuz zaman bakıyorsunuz ki o Cerhard Cor Ezman bizim Cerhard Cor Ezman'ın ta kendisidir. Aradaki münasebet budur. Ama tabii bu psikolojik bir meseledir. Yani bunu kabul etmeyen bir insana da kötekle yok illa sen Kürtsün diyecek halimiz yok. Yani değilim diyorsa değildir ama işin
aslı, insani boyutu, gelenek, görenek, dil. En önemlisi bu dil. Bu ortadadır. Ben zamiri ortada duruyor ama her ben farklı gömlek giyebilir. Kelime farklı bir telaffuz edilebilir. Özellikle bir diğer husus da Zazaca ile Kurmancı arasındaki temel fark, farklardan birisi, Kürtçe'de iki harften meydana gelen bir harf vardır. Hue diye. Hue. Yani XW. XW, ikisi aynı bir harf sayılır bazen. Farsça'da da var. Mesela huaş. Diyelim ki huaş. Farsça'da da var. O XW nasıl okunuyordu tekrar? Hue, hue. Şu gırtlaktan gelen. Evet. Şu huaş kelimesinin Kurmancısı, biz Kurmancı huaş diyoruz. Zazaca bu h düşer, huaş kalır. Ha, sadece baştaki evet. X birinde var. Hemen hemen bütün kelimelerde böyledir. Mesela diyelim ki hue diye bir şey var. Kız kardeş, huahamın diyoruz. Tamam. Zazaca'da Kurmancı'da h'yi düşürdü mü vah kalıyor Zazaca. Hmm. Bu, orada da x gitti. X gitti. W-E-H. Huazım, yani istiyorum. Hua yine ve ile huazım diyorsun. H'yi at vazenu kalıyor Zazaca. Bütün neredeyse yani aşağı yukarı farkların hepsi böyle bir harfle, bir harfin farklı telaffuzu. Farsçada da o evet. Ses var. Ses var, hoş. Farsçada vay yok, hoş derler, hoş. Yok, hoşta değil, kahen. Ha, kahen diyorlar, tamam orada vav vardır. Vav, elif. Evet. Vav, elif olarak. Bizde vav, he şey olarak eder. Türkiye'de Kürtler Latin harfleriyle yazıyor. Bu İran, Irak ve Suriye'de Arap harfleriyle değil mi? 70'lere kadar şimdi Kürtler'de, Türkiye'deki Kürtler'de Arap harfleri, Kürtler'in yazı dili kullanması medreselerdeydi. Hı. Medreselerde kullanılırdı. İlk Kürtçe'de ilk Latin harfli kullanma şeyin eğilimi gösteren Bedirhanlardan Celadet Bedirhan 1933'te Kürtçe bir alfabe şey etmeye bugün çalışıyor. Bugün kullanılan alfabe odur. Hmm. Celadet Bey, 1933'te. O da Mustafa Kemal'in devrimlerinden etkilenerek yapıyor. Oradan esinlenerek yapıyor 1933'te. O Bedirhan dediğiniz de 19. yüzyılda önemli mevkilere gelmiş Bedirhan, bir ailesi Bedirhan. O ailenin torunlarından Celadet Bedirhan. Emir Celadet Bedirhan. Emir Celadet Bedirhan böyle bir çalışma yapıyor. Dergi çıkarmaya başlıyor Suriye'de Latin harfleriyle. Kürtçe 1966'da da eski kult müftüsü Mehmet Emin Bozarslan Kürtçe bir Latin harfiyle alfabe kitabı çıkarıyor. Ondan sonra gelişmeye başlıyor. Ondan halen Kürt medreselerinde mevcut Kürt hocalar Kürtçeyi Arap harfleriyle yazıyorlar. Türkiye'de de öyle hala. Hmm. Yani ben kendim de Arap harfleri kullanıyorum. Açıkça söylüyorum. Daha çok Arap harfleri kullanıyorum Kürtçe'de. Latin harfleri az kullanıyorum. Peki Kürtçeyi biraz böyle anlamamız açısından bana çok zormuş gibi geliyor. Özellikle şu gırtlak sesleri çok fazla. Gırtlak sesleri çok fazla. Türk hançeresi o harfleri zor çıkarır. Yani. Çıkarır. Hele İstanbul Türkçesi, Erzurum Türkçesi diyelim, Azeri Türkçesi çıkarır. Çıkarır ama Azeri Türkçesinde ayn, ha, ka, hep bütün şeyler vardır. Onlar çok kolay. Sadece Türkçe'de değil, Kur'an-ı Kerim'de de sorundur. Yani evet. Türk hançeresi, o Kur'an'ın o harflerini çıkarmakta çok zorlanır. Karadeniz hançeresi diyelim. Hı. Karadeniz ve bir de Batı Anadolu hançeresi. Bunu zor çıkarır, doğru. Batı Anadolu yani veya İstanbul Türkçesi diyelim. Hı. Bunu çıkarması pek mümkün değil. Bu biraz da Balkan etkisi, Balkan dillerinin etkisi var İstanbul Türkçesinde. Ses şeylerinde, özellikle müzikte de yani İstanbul'un o eski musikisinde bayağı bir etkisi var. Harf inkılabı da tabii o kaf, hey, kaldırıp onları yok hepsini için. Bire indirdiği için onu biraz tek sıkışma K'ye olmuş. Falan indirdiği siz için. Siz nerelisiniz? Bitlis. Siz? Van. Vanlısınız. Evet, yakınız biz birbirimize. Yakınsınız ama mesela Müfit Bey'in Türkçesinde daha az aksan var. Sizinki daha aksanlı bir Türk. Burada büyümüş. İstanbul'da büyüdüğüm için. Ben üniversiteye kadar Van'daydım yani. Van'muş, Erciş dolaylar. Yani 3 yaşından sonra İstanbul'da büyüdüğüm için. Ha, o yüzden. Evet. Ama sonuçta hani ana diliniz Kürtçe. Kürtçe ve şey muhtemelen Kürtçe'yi daha iyi. Bu aksan Kürtçe'den mi yoksa Türkçe'den mi diyorsunuz? Ha, bu yok yok. Türkçe'den diyorum. Mesela şey çok anlaşılmıyor. Daha Türkçeyi, evet. Daha İstanbul Türkçesi. Yani o ilk tasnife dayatırsak köylü ve şehirli Müfit abi Türk, ben Kürt oldum. Yok öyle demeyelim de. Tabii sizin o Kürttü, Türktü o ayrımızı yaparken çok acıklı hikayeler var kitapta. Evet. Yani sadece
şehirli birinden ya da işte merkezden bahsederken, Türk işte eğer köyde oturuyorsa, ikamet ediyorsa, Kürt hikayesinin dışında hani kimliğini saklamak ve tabii, o çok. Daha ben size 2011'den yaşamak adına da bu ayrımı yapıldığını kitapta anlatıyorsunuz. 2011 yılından bir örnek vereyim size. 2011 yılında hasbelkader Has Parti'den aday olmuştum. Bitlis'te mitingde, Numan Bey'le birlikte mitingde ben de bir konuşma yaptım. Ben konuşmamı yarı Kürtçe yarı Türkçe yaptım. Önce Kürtçe yaptım, sonra Türkçe yaptım. Eski belediye başkanı Kürt asıl. Onun Kürtçe bilmeyen yeğeni, bu nasıl bir şey ya bu? Yani garipsemiş ve karşı çıkmış. Yani Kürtçe konu, burada hiç Kürtçe olur mu falan filan. Halbuki kendisi Kürt aslen. Tepki göstermiş, ciddi olarak tepki göstermiş ve bana aktarıldı. Evet. 2011'de daha yani. Bu tür şeyleri şimdi bile az da olsa rastlayabiliyorsunuz. Hı hı. Yani işte şehre gelmiş Kürt bir aile, bir iki nesil içerisinde ana dili Kürtçeyi unutmuş, Türkçe konuşuyor. Tabii o Bitlis lehçesi biraz Azeri lehçesine yakındır, evet, biliyorsunuz. Evet, bizim ilçenin de öyle. Azeri lehçesiyle Kerkük lehçesine yakın bir Türkçe konuşurlar. Öyle bir Türkçe konuşurlar. Orada fakat ne oluyor? Kendini artık şey hissediyor. Yani Kürt hissetmiyor. Kürt'ü köylü, kendisini şehirli. Tabii bir de şu var yani, bu bizim bölge için söylüyorum, Erciş için özellikle. Erciş'te malum 1930'da ağır isyanın bir devamı olarak Zilan Deresi katliamları yaşandı. Orada hadi katliamdan bahsetmeyeceğiz dedik ama bu Kürt-Türk ayrımının temelinde böyle bir şey de var. Yani bir Kürtlükten kaçış var. Böyle bir duygu da var. Bir an önce bu baskıyı, bu psikolojik baskıyı üzerinde atmak için bu şekilde bu Türk isminin altına sığınan insanların sayısı az değildir yani. Böyle siz bir... de bir dönem öyle sanki hareket etmişsiniz gibi. Neden? Evet, tabii. Diyorsunuz ki bazı insanların hayatını bir kitap değiştirir, hı hı. Benim hayatımı bir bakış değiştirdi. Evet. O da babanızın bakışı. Tamam. Şimdi ilçeye yeni gitmiştim, ortaokula başlamışım. Oradaki çocuklar işte Kürtlerle alay ediyorlar. Yani dalga geçiyorlar, çeşitli atasözleri var. Yani Kürt ne bilir bayramı, fırfırı içer ayranı, Kürt'ten evliya kovma avluya, böyle şey diyor insan... Cevap da veremiyor. Tamamlar hepsi de Kürt'tü aslında. Hepsi Kürt. Sonra anladım. Bir ürkeklik de var yani. Bir şey mi olacak? Belki polis götürecek, jandarma götürecek korkusu falan. Ben tabii susuyorum yani. Herhangi bir şey söylemiyorum. Babama bir gün dedim ki, baba dedim, kimse benim Kürt olduğumu anlamıyor. Siz bunu bir tabii hani çok becerikliymişsiniz. Becerikliymişim gibi falan. Babam öyle baktı ama yani bir şey demedi. Fakat böyle ben hakikaten utandım yani. Dedim ya demek ki yanlış bir şey yapmışım. O saatten sonra da hiçbir yerde gizlemedim. Başım belaya girse de. Ben ilkokulda mesela bir ara memlekete gittim. Evet. 6-7 yaşında Türkçeyi unuttum. Hı-hı. Türkçeyi unuttum. Geldim, yeterince konuşamıyorum. Öğretmen beni dövdü. İstanbul'daki ilkokulda öğretmen beni dövdü Türkçeyi yeterince şey demeyince. Tabii bu arada biz Türkçeyi sonradan öğrendik. Yani köyde, ilkokulda öğrendim ben Türkçeyi. Yani bilmiyordum yani. Hatta bir gün öğretmenin annesi yanındaydı. Bir kova verdi bana. Bir saat bir şeyler söyledi. Ben hiçbir şey anlamadım. Böyle kova elimde durdum. Türkçeyi bilen ileri sınıflardan birisi bana dedi ki ya Kürtçe dedi, su getirmeni istiyor dedi. Git su getir. Yani böyle bakıyorum kadıncağıza, o da böyle sesinin tonunu da yükseltti sona doğru. Hı hı. Bu niye böyle yani, kolay verdi, bir şey yapmamı istiyor. Acaba su mu getir diyor, yoksa götür bir yere bırak mı diyor. Onu anlayamadığım için birkaç dakika bakmıştım yani kadıncağıza. Yani resmi ideolojinin getirdiği travmalar çok garip olaylara da neden oluyor. Ben çocukken İstanbul'da, Fatih'te bir ailenin kızı bizimle, bizi Arap zannediyordu. Arap eski çorap diye alay ediyordu. Evet. O kendini Türk zannediyordu. Sonradan baktık, o aile de Kürtmüş. Bu kadar ki yani. Evet. Şimdi bazı izleyicilerimizin şöyle yorumları var. Bu aslında halk arasında da çok dillendirilen ve hani her zaman Kürt kimliği ön plana çıkarıldığı zaman siz bu topraklarda nerelere gelmediniz ki ya da ne mevki verilmedi ki, ne imkan verilmedi ki böyle söylüyorsunuz diyenler var. Hani cumhurbaşkanlarımız arasında da meşhur Kürt olduğunu saklamayan, bunu açıkça dile getirenler de vardı ki isimlerini isterseniz siz sayın. Evet, şimdi mesela İsmet İnönü bizzat kızı tarafından
neydi kızın adını unuttum. Mehveş miydi İnönü? Televizyonda açıkça Bitlisli biz Kürmoğullarından. Bizim Erciş'te de Kürmoğulları var, evet, akrabaları. Evet. Onlar, biz Kürmoğullarını Kürt olarak biliyoruz. Bunları söylemişti. İsmet İnönü Lozan'da görüşmeler sırasında yabancı o diğer ülkelerin mürahhas azalarına falan o görüşme delegasyonuna kendisinin Kürt olduğunu söylüyor. Fakat sonradan bunu daha sonra Cemal Gürsel de Kürt değil mi? 50'li yıllarda Bitlis'e geldiğinde buna soruyorlar. Siz Bitlisli misiniz, Kürt müsünüz? İnkar ediyor orada bu sefer. 50'li yıllarda inkar ediyor. Böyle garip bir şeylerle de karşılaşma oldu. Cemal Gürsel Erzurumlu, Hınıslı Kürt olduğunu biliyoruz aslen. Ama o şöyle açıklıyor. Kürtler de aslen Türktür falan. Evet. İşte dolayısıyla biz Türküz falan demeye getiriyor. O Varko Tarihi kitabına yazdığı evet, ön sözde söylüyor Cemal Gürsel. Daha sonra Fahri Korutürk'le ilgili böyle bir şey var elimizde. Kürt olduğunu. Bir de Özal'la ilişkin olarak var. Evet, Turgut Özal'a da Kürt denir. Turgut Özal bir tarafı Kürt. Anne tarafı Ecevit, Kürt. Ecevit, Bülent Ecevit. Ecevit de Kürt. Öyle Ecevit mi? Baba tarafı kesin Kürt. Şey. Kürtüzade Mustafa Vanlı. Efendi. Mustafa Şükrü Efendi'nin, müderris Mustafa Şükrü Efendi'nin torunu Vanlı. Kürtüzade yani Kürt oğlu. Zaten şey de Simaslı'na ne kadar ha, yani Ecevit'i gördükçe ha şimdi Kürtçe konuşacak diyordum. O kadar yani yakın hissediyordum. Ama çok arı duru bir Türkçe konuşuyordu. Evet o tabii İstanbul'da. Tabii. Fahri Ecevit'in, Doktor Fahri Ecevit'in oğlu Robert College'de falan okumuştu. Elbette ki Türkçesi öyle olacak. Yani şimdi, Kürtler bir yerlere geliyor. Bu inkar edilemez ama Kürt olarak gelmiyorlar. Kürt olduklarını şey diyor, bu Osmanlı zamanında böyle değildi. Osmanlı zamanında geldikleri zaman, Osmanlı zamanında kesinlikle hani Kürt olmalarını, Kürtlüklerini gizlemek gibi vesaire şey değil. Bu 25'ten sonra oldu. 1925'e kadar Türkiye gazeteleri bile, hatta Şeyh Said ayaklanması sırasında Kürdistan'da ayaklanma. Şeyh Said Kürdistan'ın tahtına mı geçmek istiyor falan filan. O dönemde Kürdistan derken tabii bir coğrafi ad olarak illa ulus devlet anlamında değil yani. Hı hı. Bu ulus devlet anlamında bir şeyin kullanılmasıyla ettik bir şeyin bu son yüzyıllık bir olay. Zaten başka bir Sultan şey. Sultan Selim de İran seferi öncesinde Kürt danışmanı tamam, değil mi? İdris Bitlisi'yi göndermiyor mu? Git diyor evet, oradaki işte beylerle evet, neyse konuş da diyor. Örgütlüyor onları hani tabii, önceden toprakları rahat alabilmek tabii, adına. Aslında İdrisi Bitlisi yani Müfit Hoca burayı daha iyi bilir de İdrisi Bitlisi Yavuz'u ikna ediyor bu bölgeye gelmeye. Evet, tabii Yavuz'u ikna edenlerin başında seferi, geliyor. Sefere pek de cesaret edemiyor yani gelmek istemiyor. Benim söylediğim İdris Bitlisi'yi Kürt aşiret reislerin sefebilere karşı örgütlesin diye gönderiyor tabii, tabii, demek o doğru, istiyorum. O öyle yani o Kürt aşiretlerinin hepsini hemen hemen efendim, birkaç tanesini Kürt aşiretlerinin çoğunu İdris'in el yazısı. Bunu gösteriyorum. Kendi el yazısı. Kendi el yazısı mı? Evet. Bu orijinal mi yoksa bu fotokopi nedir? Ya şey kopyası. Ne diyor? İdris'i Bitlisi'nin Kanuni Sultan altında ne yazıyor? Kanuni Sultan Süleyman'a bir mektubu. Ne anlatıyor burada? Bir Akkoyunlu beylerinden Tokatlı Rüstem Bey'i Kanuni Sultan Süleyman takdim edip tezkiye mektubu yani bir referans mektubu. Anladım. Şimdi bu tür şeyler elimizde çok. Yani belgeler çok. Tabii o dönemde İdris'i Bitlisi'nin döneminde şöyle bir durum var. Kürt beylikleri var. Bu beyliklerin oluşmasının ana nedeni şu. Nasıl Anadolu Selçuklu Devleti 1308'de Sultan II. Mesud'un ölümüyle parçalandı. Selçuklu, Anadolu Selçuklu Devleti'nde olan beyliklerin her biri kendi bağımsızlığını ilan etti. Kendi müstakil oldular. Yani beylikler dönemi başladı, parçalandı. Kürtlerde de iki tane büyük hanedan çıktı. Biri şu kitaptan gösterdim, Mervaniler. İkincisi de Eyyubiler, Selahaddin Eyyubi'nin kurduğu hanedan. Hı hı. Bu iki büyük hanedan çöktükten sonra, güçlerini kaybettikten sonra Kürtler arasında da irili ufaklı beylikler oluştu. 20-30 civarında değişen beylikler oldu. Küçük küçük irili ufaklı beylikler. Bir daha bu Kürt beyliklerini bir araya getirip büyük bir hanedan getiren bir büyük bir hanedan çıkmadı. Bunlar bu şekilde devam ediyordu. Bunlar zaman zaman bölgeye gelen büyük güçlerle iş tutuyorlardı. İşte Akkoyunlularla, Karakoyunlularla vesaire gibi. Hı hı. Safeviler çıktığında ise Şah İsmail yani özellikle Şah İsmail çıktığında ise Şah İsmail o bölgeyi işgal etti. İşgal etmekle kalmadı.
20'ye yakın Kürt beyini, o dönemde 25 Kürt beyi vardı, 20'ye yakın Kürt beyini hapse attırdı. Hı hı. İdrisi Bitlisi ise Akkoyunların hizmetinde çalışan Akkoyunlu hükümdarı Sultan Yakup'un mühürdarı. Çok dil bilen, çok böyle entelektüel boyutu çok güçlü olan bir şahsiyetimiz birisi. Önce Memlüklülere sığınıyor. Şah İsmail 1501'de Tebriz'e girdiğinde, çünkü Tebriz Akkoyunların başkentiydi. Tebriz'i ele geçirince Akkoyunların üzerine şey etti. Yani bu Safevi konusu çok uzun bir konu. O ayrı, hı-hı, bir şey gireriz. Peki. Şimdi bir şey anlatayım. Ondan sonra İdrisi Bitlisi Memlüklülere sığınıyor. Sonra 2. Beyazıt'a geliyor. Daha sonra Yavuz Sultan Selim tahta çıkınca Yavuz Sultan Selim'i bu konuda ciddi olarak teşvik ediyor. O sırada Safeviler Anadolu'da çok ciddi olarak işgal etmişler. Maraş Safevilerin elinde, Tokat Safevilerle Osmanlılar arasında paylaşılmış durumda. Bu kadar batıya doğru Safeviler ilerlemiş durumda. Ve buna karşı teşvik ediyor. Yani Tokat ve Tokat falan geçtiğinde, Malatya falan geldiğinde Safevi topraklarına girmiş oluyor artık Yavuz Sultan Selim ordusuyla birlikte. Peki Yavuz Sultan Selim demişken buna dair de çok soru geldi. Hmm. Cihan Kaymakçı ve Celal Yıldız'ın soruları. Bu şiir doğru mudur? Cevap bekliyorum. Şöyle denir, Yavuz Sultan Selim bir şiir yazmıştır. İfadeler okuyorum. Okuyun. Doğru mu yanlış mı size soracağım. Kürde fırsat verme ya Rab, dehre sultan olmasın, ayağına çarık sıksın, gönlü huzur bulmasın, vur sopayı al haracı, karnı bile doymasın, ol çeşmeden gevur içsin, Kürde nasip olmasın, vasiyetim odur ki Kürt bin kere yalvarsın, inanma kanma, yakana bit, kapına Kürt dadandırma. Şimdi bu Amasyalı bir şaire atfediliyor. İsmini şu anda hatırlamıyorum. Amasyalı bir şair. Herkes hakkında böyle şeyler söyler. Türkler hakkında da tarihte söylenmiş böyle. Peygamberimiz bile Kürtler hakkında böyle dedi, işte bunlar bir hep dağlarda yaşasınlar. Var. Şimdi devlet sahibi olmasınlar. Yavuz Sultan Selim'in bunlar böyle bir şiiri yok. Yavuz Sultan Selim'in bir kere şeyleri elimizde, divanı elimizde. İkincisi böyle bir şey söylediğine dair kesinlikle herhangi bir kayıt yok. Hele işte Muş'ta bir çeşme yaptırdı sefer sırasında. Bu çeşmenin üzerine böyle bir kitabe yazdırdı. Bu külliyen hayali uydurmadı. Hiçbir aslı esası yok böyle bir olayın. Tamamen son dönemlerde böyle buna benzer çok şeyler. Mesela işte Cemşit Bender kitabında bir şey söylüyor. Musul'da bir Kürtçe kitabe bulundu. Bu Kürtçe kitabede Hazreti Ömer'in Kürtleri nasıl katlettiğini, katliama uğrattırdığını dair şey var diyor. Böyle bir şey külliyen hiçbir aslı esası, hiçbir bilgi yok bu konuda. Hiç böyle bir olay yok. O dönemde Musul'da Kürt yoktu. Musul daha çok Süryanilerin, bu Asuri Süryani topluluklarının bulunduğu bölgeydi o dönemde. Hı hı. Yani halbuki bunlar... mesela bu Osmanlı Sarayı'nda bunu Murat Civan'ın makalesinden aktarıyorum. Hı. Birinci Selim'in Çaldıran Seferi'nde Kürtlerin rolü. Orada Osmanlı Sarayı'nda yaşayan bir Venedikli'den, hı hı, aktarıyor. Ben tabii bu isimleri çok düzgün telaffuz edemeyebilirim. Giovanni Mario Angiello diye birisi. Meşhur Mario Angiello. Diyor, evet, ki eğer Kürtler çağırmasaydı Büyük Türk, yani Yavuz, asla Şah İsmail'e saldırmaya cesaret edemezdi. Bu böyle, da ama yani bir iddia sonuçta. Onu yok. Ama onu yani Yavuz Sultan Selim'in yayılmacı politikasını biliyoruz. Biliyoruz da giremezdi. Sebebi şu. Yavuz Sultan Selim istemiyordu oraya gitmeye. İdris'i Bitlis'i ikna etti. Şimdi şöyle bir durum var. Açıklıyorum ben onu. O konuda bir, yani şöyle bir durum var. O dönemde oraya kadar gelmiş ve Anadolu'da çok ciddi olarak taraftar bulmuş. Safeviler çünkü eskiden beri Anadolu'da müritleri çok fazla olan bir tarikat aslında. Sünni bir tarikatken, Şafii mezhebine bağlı bir aileyken. Şah İsmail aslında Kürt, o da var. O dedeleri, çok dedeleri, sonra yani Türkleşiyorlar onlar. Dedeleri 13. dedesi Firuzşah el-Kürdi es-Sincani. Şimdi şey mi diyorsunuz? Hanedan Kürt'tü mü diyorsunuz? Tabii. Aslen Kürt. Türkleşmiş sonra. Erdebil'e geldikten sonra... Size yalnız bir şey diyeceğim. Bak, birkaç izleyici şunu söylemişti. Nasıl hani Türkleri ya da işte Cumhuriyet politikalarını Kürtler suçluyorsa bazı noktalarda, şimdi siz de hani tam tersini yapıyorsunuz. Hani herkes Kürt'tür, herkes Kürt'tür. Yok. Döndürüyorsunuz. Aslında ben de yani bu kanattayım. Yani ideolojik tarih okumaları biraz böyledir. Kendimizi öyle bir şişirelim ki kimse alan kalmasın gibi bir yaklaşım olabilir. Fakat bu kitapta ya Safvatu Safaviye kitabında yazıyor. Şimdi, Safvatu Safa diye bir kitap var elimizde. Safevilerle ilgili ilk kaynak eser. Safevilerle ilgili hemen bir iki, o zaman şeyde madem böyle bu şey oldu. Safeviler
Şeyh Safiyyüddin Erdebili tarafından kurulmuş bir tarikat. Sühreverdiği en büyük tarikat koluydu. Halvetilik, Mevlevilik, Kübrevilik bütün bu tarikatlar buradan doğmuştur. Bu tarikata mensup olan Safiyyüddin Erdebili tarafından kurulan 1335 vefatı. Şimdi bu tarafından kurulan bir tarikat. Tarikat babadan oğula geçiyor. Şeyh Safiyyüddin Erdebili'nin bunun yerine oğlu Şeyh Sadreddin geçiyor. Uzun süre postnişinlik yapıyor. Onun döneminde bu ailenin Şeyh Sadreddin'in ve babası Safiyyüddin'in menkıbelerini ve sözlerini içeren bir kitap kaleme alınıyor. Safat-ı Safa diye Farsça bir kitap. Bu kitabın İstanbul'da Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya bölümünde 3099 nolu nüshada bulunan, nüshasında. Aynen, 3099 nolu. Evet. Onun 6B varağında, varağını da söylüyorum, 6B varak. Orada nesebini anlatıyor. Yani soyunu anlatıyor, nereye dayandığını. 13 babaya kadar gidiyor, Firuz Şah'a gidiyor en son. Firuz Şah ilk olarak bu aileden, bulunduğu bölgeden Erdebil. Erdebil Azerbaycan bölgesinde, Türkçe konuşan bir bölge. Oraya gelip yerleşiyor. Onun içinde diyor ki, bütün adları sıraladıktan sonra Firuz Şah El-Kürdi Es-Sincani. Sincan, Hemedan yakınlarında bir Kürt kasabası. Oralıymış ve El-Kürdi diyor. Orada söylüyor. Bir kaynak olarak bunu veriyorum. Fakat aile Erdebil'e geldikten sonra Türkleşiyor. Peki, bir reklam arası verelim. Tamam. Reklamlardan sonra yine seyirci sorularıyla devam edelim. Olur mu? Hı hı. Birazdan buradayız. Kürtleri, Kürt tarihini konuşuyoruz. Çokça soru geldi. Hemen vakit kaybetmeden hızlıca. En merak edilenlerden biri, mesela meşhur Kürtler kim? Mesela Hülya Avşar, Kürt diye biliyoruz. Evet. Ondan sonra kim var başka? İbrahim Tatlıses, Kürt. Onlar hani magazin dünyasını biraz daha, Televole kültürünü İşte daha. İşte bize Televole isimlerden de verin. Altan kardeşlerin anneleri Kürt. Anneleri. Şimdiki Irak Cumhurbaşkanı'nın da akrabasıdır hanımefendi. Bu Fuat Masum'un, yani Mehmet Altan'la Ahmet Altan'ın anneleri, Çetin Altan'ın hanımı. Kürt. Kürt, evet. Hı. Polat Alemdar, Zaza. Polat Alemdar. Zaza işte Necati Şaşmaz yani. Ha, Necati Şaşmaz. Şaşmaz Ali, Zaza. Mehmet Ağar. Ama bilmiyoruz, Mehmet kendini Ağar. Kürt kabul eden Zazalardan mı, Kürt değiliz diyenlerden? Hayır, Zaza dedim ben. Aha, sadece. Zaza. Kim? Mehmet Ağar. Mehmet Ağar. Evet. Bunlar bildiğimiz ya hayatta meşhur olan. Mehmet Keçeciler, Zaza. Yani çok fazla insan sıralayabiliriz. Şimdi millet şu anda bakanlar arasında Kürt yaptılar. Olarak sıralayabileceğimiz kimseler var. Siz reklam arasında bana dediniz ki, Pelin biliyor musun başka kim Kürt? Hatta ben şaşırdım. Onu söyleyecek misiniz yayında kim olduğunu? Toktamış Ateş söyledi. Evet. Evet, Kürttür. Ben de ilk defa duyuyorum. Toktamış Ateş kendisi söylemişti. Ercişli. Ateşoğulları, hem de hemşerim yani. Ercişli Ateşoğulları'ndan dedesi bizzat oralı. Onlardan sürgün edilmiş. Zilanderisi hadisesinde sürgün ediliyorlar bunlar. Aşiretleri de o zaman bellidir onların. Tabii. Aşiretteniz dedi hatta. Bana kendisi söyledi. Aşiretten olduğunu söyledi. Baba annesinin de Medineli Arap olduğunu söylemişti. Kendi annesinin de Manaslı'ndı. Makedonya Manastırı'nın olduğunu söylemişti. Ve aile böyle, tablo böyle. Yılmaz Erdoğan'ı Kürt diyebiliriz. Kürt yani. Çok var. Yani böyle bu anlamda Kürt olarak şey yapabileceğimiz birçok kimse var. Peki yani. En yoğun hangi şehirlerde yaşıyorlar? Nasıl yani? Yani mesela dediniz ki ben Vanlıyım dediniz. Hani Van'da
Başka nerelerde? Hayvan mesela, Bitlis. Yani 20-22 vilayetin çoğunluğu Kürttür yani. Çoğunluğa baktığımız zaman yani Erzurum'un bütün güney bölgesi Kürttür mesela, güney bölgeleri. Kuzeyi daha çok Karadeniz'e yakındır. İspiribalı, Dadaşlar ve... Zaten Evliya Çelebi'nin çizdiği o evet, seyahatinde yani çizdiği Kürdistan sınırı böyle Erzurum'un güneyinden geçer. Kars'ın Ardahan'ında var Digor mesela. Digor genellikle Kürttür mesela. Sarıkamış, Kazman Kürttür mesela. Buna benzer. Oradan Doğu Beyazıt'tan alırız. Ta güney bütün... Yani mesela Urfa'da Araplar, Türkmenler... Belli bir oranda. Yani 160-70'i Kürttür yani. 160 falan Kürttür. Kürtler biraz daha çok. Antep'te falan. Mesela eskiden bazen Kürtler bazı bölgelerde yoğunluyken azalmıştır. Mesela diyelim eskiden Besni'nin içi tamamen Kürttü. Şimdi Besni'nin içinde Kürt pek yok. Çevresi Kürttür. Kilis tümüyle Kürttü eskiden. Kürt beyleri vardı. Canpolatlar gibi. Canpolatlar sosyetede çok vardı. Bir mirlik merkezidir Kilis. Emirlik merkezi. O Canpolatlar Kürt beyiydi onlar mesela. Şimdiki Dürziler de o aileden geliyor. Velik Canpolat da aileden geliyor. Böyle ta oralara kadar giden bir şeyi vardı. Mesela bu Suriye'nin, Suriye tarafında Hatay'a yakın Kürt dağı var. Cebel-i Ekrat denir, evet. Hüsn-i Ekrat denir ya da oraya. O bölgelere kadar böyle giden bir şeyi vardı. Kürtler Çiğaykurmaz derler. Evet. Yani. Şimdi o şeyden yani Kürtler Müslüman olduktan sonra doğuya ve batıya doğru bildiğimiz Zagros Dağ Silsilesi İran Kürt bölgesinde yani Hemedan'ın şey tarafı Hemedan'a yakın olan o kısımlar o dağ silsilesinin olduğu bölge Kürtlerin ana vatanı aslında. Daha sonra özellikle şeye milattan önceki dönemlerde elimizdeki kaynaklarda Kürtlerin en fazla geldiği nokta Batman Çayı dediğimiz, bugün Batman bölgesi dediğimiz kısımlar Hakkari, Van'ın güney kısımları, Başkale, Van'ın Başkale bölgesi Ermenilerle Kürtler arasında el değiştiren sürekli bir yer. Yani sınır bölgesi. İşte Siirt falan o bölgeleri falan, Batman falan oralar milattan önceki, İslam öncesi Kürt bölgeleri diyeceğimiz yerler. Diyarbakır falan, Ermeni, Süryani falan. Müslümanlaşmadan sonra Kürtler Hazreti Ömer dönemindeki fetihlerle başlayan İslamlaşma Emeviler dönemi sonlarına gelince tamamlanıyor Müslümanlaşma. Hızlı bir Müslümanlaşma var Kürtler arasında. Ondan sonraki süreçte zaman içerisinde Kürtler doğuya ve batıya doğru Kürt nüfus genişliyor. Bunun da en önemli nedenlerinden bir tanesi Mervani mesela hanedanlar. Bu çıkan Kürt hanedanları, Şeddadi, Mervani, Eyyubiler gibi çeşitli yerlere Kürtleri yerleştiriyor. Mesela bugün Halep şehrinde büyük Kürt mahallelerinin olması ta Eyyubiler, Selahaddin Eyyubi falan döneminden geliyor. Son işte son İç Savaş'a kadar Halep'in sosyete semti Kürtlerden oluşuyordu. Yani böyle bir şeyi vardı oranın. Şimdi oraya kadar... Kaymak tabaka Kürt müydü yani orada? Evet, Halep'te öyleydi. Şimdi dolayısıyla hani böyle bir şey Kürtlerin yerleşme alanlarına ilişkin olarak işte Kilis'te Canpolatlar gibi işte efendime söyleyeyim Hatay'ın Kırıkhan, Dörtyol falan ilçelerinde mesela yoğun bir Kürt nüfusu. Ha son 20-30 yıllık göçler ayrı yani Mersin'de Kürt nüfusun. Orta Anadolu'da Konya'da o ayrı. Kürt ona gelirsek var. Orta Anadolu'ya tabii. Gelirsek Orta bir Anadolu'da üçgen halinde bütünlüklü bir bölgedir yani Yozgat'tan Konya'nın Kırşehir'e kuzey bölgelerinden kadar. Yunak İşte Yunak, Sarayönül falan ilçelerinden başlayarak Ankara'nın Bala, Haymana ve bir de Kastamonu'nun Tosya, Çorum'un Alaca ilçelerine kadar uzanan bir böyle bir Kürt hattı vardır. Yoğun bir Kürt nüfus vardır orada. Şeyh Bizini aşireti Kerkük menşelidir ve oradan alınıp Anadolu'ya kadar... Hevremani. Şey, tabii Soranice konuşurlar. Evet. Onu soracaktın. Mesela ünlü Kürtlerden biri de Bedrettin Dalan'dır. Şeyh Bizini aşiretinde. Evet. Bedrettin Dalan evet. Kürttür. Evet. Bunu söylüyorum. Şimdi Bedrettin Dolan deyince aklıma geldi. Belki saçma bir soru olacak ama. Mehmet Altınsoy vardı eski bakan mesela. Devlet bakanı Refah Yol döneminde o da. Kürttü. Şimdi tabii ki Türkler arasında da işte sarışınlar, esmerler, kumrallar, kızıllar var ama hani böyle denir ya yurt dışına çıkarsınız. Ya gördüm zaten işte tren istasyonunda baktım ha tam Türk tipi var ve adam Türk çıktı denir ya. Mesela Kürt'te de öyle bir... Tipoloji var mı? Mesela Bedrettin Dalan renkli gözlüydü. Evet. Renkli gözlü. Bu gözlüydü. Kürtler arasında daha çok böyle
kumral değil de kumrala yakın kızıl, boz renkli. Kızıl saçlı Kürt çoktur. Kırmızı. Kızıl saçlı. Kızıl bunu saçlı hatta, boz renkli diyelim. Biraz böyle kumrala yakın. Kumral değil de kumralın biraz daha esmercisi daha çok Kürtler arasında yaygındır. Daha çok yaygındır. Bu Kürtlerin menşeleriyle ilgili olarak ortaya atılan tezlerden biri de bunların Kuzey Avrupa'dan Rusya üzerinden buraya geldiklerine değil. Yönelik evet. tezi dayanakları olarak söyleniyor. İşte Kürtler arasında çeşitli bölgelerde kızıl saçlı, kıpkırmızı saçlı insanların olması biraz o İskandinav ülkelerine dayandıran bir tez var yani Kürtlerin bu menşeiyle. Kürtlerle akraba yapmak bunu, istiyorlar da onun için. Bunun tabii şeyi de var yani başka dayanakları da var. Mesela benim tercüme ettiğim bir kitap var. Tarih-i Merduh. Belki Merduh orada biliyorum. Mesela Kurmanç kelimesi ile Germen kelimesi arasında bir bağlantı kuruyor. Hatta Kürt, Kürd ile Gürcü arasında, Gürcü arasında bir onun dayanakları olarak biraz zorlamış çok, sanki. Çok zor. O spekülatif bir şeydir yani. Ben tabii ama şey genellikle değilim. Şunu söyleyebiliriz. Yani. Kürtlerin Kafkas kavimleriyle bir akrabalığı var. Çeçen kaynaklarında evet. Kürtlerle akraba olduklarını Çeçenler açıkça söylüyor. Onu söyleyeyim. Hatta hocam şimdi Merduh'un dediği bir şey daha var. Biraz yani spekülasyondur tabii. Kendisini kanıtlayabilecek bir durumda değiliz. Mesela Hazreti İsmail'in annesi Hacer. Merduh'a göre bunun orijinal ismi Ager'dir. Ateş demektir Kürtçe'de. Oho. O tarihlerde Mısır İmparatorluğu ile Mezopotamya İmparatorluğu arasında bir savaş oluyor. Bu diyor oradan esir düşen kadınlardan biriydi ve Hazreti İbrahim'e akrabasını hediye etti Firavun diyor. Bu tezi söylüyor, ismi diyor Araplar C'yi söyleyemedikleri için G'yi. Aceri, Hacer yaptılar. Ageri yani. Ateş isimli bir kadındır. O çok zorlama. Onlar evet çok o da bana da zorlama. Yok onlar şey spekülasyon olarak. 30'lu yıllardaki hani 30'lu yıllarda Türkçe'ye ilişkin o güneş dil teorisi falan şey ya. Buna benzer şeyler biz bunlara iltifat etmiyoruz. Onu da söyleyeyim. Sadece söylemek için. Yaparız diyorsun. Sadece söylemek için söylerim. İltifat etmeyiz. O tuzağa düşmeyiz. Genelde çünkü Türk deyince esmer. Daha böyle kavruk. O biraz daha esmerleri tipli, şöyle bir şey var. Yani Kürtlerde esmerlik de var da çok fazla esmer olanları şimdi Kürtler arasında Arap kökenli olup da Kürtleşmiş çok topluluk var. Bu yani Şırnak, Batman bölgesinden alın Diyarbakır'ın güneyine kadar o hat üzerinde çok fazla var. Çünkü bir hayli Arap toplulukları gelip o bölgelere Beni Mudar kolundan gelen Beni Bekir, Beni Temim, Beni Talip gibi. Zaten Diyarbakır adı da Beni Bekir'den geliyor. Hı hı. O aşiretler gelip o yerlerde yerleştiler. Diyarbakır adı da oradan geliyor. O aşiretler zaman içerisinde özellikle Mervanilerin o bölgeye hakim olmasından sonra ana dilleri zaman içerisinde Kürtleşti. İşte Hasan Keyf'in içinde kalanlar, mahalmi Arapçası konuşanlarla Sason'daki, işte Bitlis'in Mutki bölgesinin Huyut bölgesindeki Araplar ve bir de Kozluk vesaire Arapları dışındakiler o bölge Kürtleşti. Oradaki özellikle kırsal kesimde olanların değerleri Mardin ve Sirt'te de birçok Kürt aşireti Araplaştı. Bir de o var. Tersi o de başka. O, işte, o da oldu yani. Merkezde. Yani Erciş'te, Bitlis'te şehirli kendine Türk dedi ya hani köylü Kürt kaldı. Şehre gelince Türkleşti. Benzer bir algı ve psikolojik durum da Mardin ve Sirt'te de oldu. Yani Arap kimliğine sığınmak oldu. Çünkü Kürt olarak yaşamak orada da bir baskı altında kaldı. Orada da psikolojik baskı olduğu için şehre göç eden birçok Kürt aşireti ben Arap'ım dedi. Böylece bir savunma geliştirdi. Sürekli. Karşılıklı geçişkenlikler vardı. Bu doğaldır. Yani Kürtleşen Araplar. Ama mesela çift dilliydiler. Mesela yani. Sirt Araplarının çoğu kesinlikle Kürtçe bilirdi. Açık söylüyorum. Çocukken Kürtçe en güzel hikayeleri Sirtli Arap kadınları bize anlatır. Ve çok Kürtlerden çok daha iyi bilirlerdi. Yani Siirtler Kürtçeyi iyi bilirler. Çünkü ticaretle uğraşırlar, çerçilik yaparlar, köylere bir şeyler satarlar. Kitaplarda bahsetmişim belki dikkatinizi çekmiştir. Enteresan bir özellikleri de vardır. Dolayısıyla böyle şeyler olmuştur. İç içe yani, geçişler çok var. İç içe geçişler olmuş. Hem dillerinde mesela Siirt Arapçasında çok Kürtçe kelime var. Tabii mutlaka kullanıldıkça tabii, değil tabii. mi?
farklı kültürler birbirleriyle etkileniyorlar. Sürekli aşiret kelimesini kullanıyorsunuz ya, bu dizilerde de böyle yaygındır. Aşiret, aşiret, aşiret denir. İşte aşiret çocuğu. Ama o ya da işte tam anlamıyla bir, bir... Aşiret kızı. Evet. Bunlar kullanışım. Aşiret deyince bizim ne anlamamız kabile gerekiyor? Hiç benzemiyor aşiret. Ona, onu söyleyeyim. Yani böyle ama televizyonlarda çok böyle vulgarize ediliyor. Çok kötü. Evet. Yani ayakkabıyla eve giren, viski içen bilmem. Ya da bilmem elinde sürekli kırbaçla ırgat gören şey falan yok. Öyle bir şey yok. Orada zaten ağalık da kalmadı. Var olan 15-20 ağada tamamına yakın artık züğürt bir ağa. Ara rahmetli yani Kemal Sunal'ın şey filmleriyle karikatürize ediliyordu aşiretler. Yani şimdi de biraz böyle enteresan bir yani o şey. O zenginlik yok bir kere. Yani. Yok orada bir şey yani. Benim orada. Aşiret deyince işte aşiret lideri akrabalık zaman, benim aklıma şu geliyor. Buna kinship diyelim. Şimdi aşiret var. Aşiretin başında da diyelim işte Vahdettin İnce var. Hmm. Tamam. Oradaki topraklar işte Vahdettin Bey'in. Bunun bir sürü koyunları var, işte sürüleri var falan. Hmm. Sonra orada bir karar alınacağı zaman en fazla danıştıkları yani sözünün geçtiği kişi o. Resmen oranın lideri veya belki oy verileceği zaman şu kişiye verilecekten hadi herkes ona veriyor. Yani bütün ağzından çıkan sanki hani padişahmışçasına ağzından çıkan. Tek başına karar vermiyor. Yok öyle bir şey. Bir gönül bağı var. Gönül bağı. Kan bağı var, bir de gönül bağı var. Hürmet gösteriyor. Onu soruyorum şimdi. Akılda bu var. Öyle bir despotluk ağa nedirse o olur. Bunlar tamamen yok, filmlerde. Yok öyle bir şey. Kendi danıştığı yani. Kimseler var. Bir de akrabalık bağları olan diğer akrabalarıyla paylaşıyor. Yani eğer bir iktidar varsa, bir toprak bilmem ne varsa illa paylaşım var. Paylaşım bu olmadan gönül olmaz. Bu gönül yani, bağını pekiştiren ve çok önemli bir diyelim. Bir yani bu klan, kinship, evet. O biliyorsunuz antropolojide o tür şeyler çok. Yani o, çok onları okuduk o şeyler. Şeylere yani ne diyelim, Malinowski'nin kitaplarında falan o kitaplarda. İmaz Pritchard'ın o kitaplarında falan gördük. Şimdi bu kinship bağları ve akrabalık bağları dediğimiz ya da bunlar biraz affinity falan diyelim yani İngilizce kavramları söyleyelim. Orada da bu akrabalık bağlarından oluşan yapılar var. Akrabalık belirliyor. Yani, kaç aşiret var Kürtlerde? Şimdi bunu gerekli falan, falan çok. Pelin Hanım, aşiret demek çok böyle aile var mı diye anlamamız Pelin gerekiyor. Hanım, şimdi, kan bağı olan insanlar topluluk. Küçük sülaleler. Şimdi zamanla önemli, parçalanıp bölünüyor ama aşiretleri gerekli kılan bir şey vardır Kürt coğrafyasında. Bir anlamda bir sigorta gibidir. Mesela orada insanlar güvenliği sağlıyor. Güvence hem can güvenliğini sağlıyor hem de mesela adam var çok ağır bir borcun altına girer. O aşiret o borcunu ödemek zorundadır kendini. Öyle bir bu batıda belki modern devletin getirdiği imkanlardan yararlanma varken orada o imkanların boşluğunu, yokluğunu aşiret yapısı gideriyor. Böylesine bir sosyal sigorta gibi bir işlevi de vardır. Eğer o toplulukta böyle bir güvence olmasa o insanların bu geri kalmışlık yani ben ekonomik olarak o geri kalmışlığı üstesinde gelmeleri de çok zor olur. Mühim bir işlev görüyor aşiret orada. Sadece bir zaman dışı, anakronik bir durum değildir. Halen bir gerekliliktir. Halen bir örnek bir şey söyleyeyim. Şimdi o bölgede yapı şu. Yani sadece aşiretler ve aşiret ağalarından ibaret bir yapı sadece yok. Sadece adam öldürmezler yani. Sosyal işler de yaparlar. Sosyal işler yaparlar. Evet. Bir de örnekler vereyim ben. Bazı örnekler vereyim. Şimdi eskiden beylikler ve mirlikler vardı. Dediğim küçük beylikler vardı. Bu beylikler hani Osmanlı'da bir aşiretler konfederasyonuydu ilk kurulduğunda. İmparatorluk olmadan önce biliyorsunuz. Anadolu beylikleri de öyleydi. Karamanoğlu beylikleri aşiretler konfederasyonuydu. Orada da aynısını düşünelim. Yani böyle bir kıyaslama, comparison yapabiliriz aralarında. Şimdi burada da aşiretlerin tepelerinde mirler vardı, beyler vardı. Bir de farklı mesela mollalar vardı, din adamları vardı, tarikat şeyhleri vardı, seyitler vardı. Ay, siz konuştukça soru geliyor aklıma. Bu arada seyirci de resmen soru yağdırıyor. Müsaadeniz olursa bir reklama gidebilir miyim? Ondan gidelim, sonra kaç da dakika? Tüm bunları kısa, bizden ayrılmayın.
Devam ediyoruz sevgili seyirciler ve sizlerden gelen tweetlere bakıyorum. Ya gerçekten. Şimdi tabii işi espriye vurmuşlar da hani siz de dediniz ya işte Hazreti Hacer vesaire öyle bağlamalar oldu. Bir tane seyircimiz diyor ki Selda Menekşe, iddia ediyorum Hazreti Nuh Kürt'tü. Cudi da Cudi kelimesi Kurmancı'dan başka hiçbir lisanda yok. Bu sebeple Kürt olduğunu iddia ediyorum diye. İşi biraz espriye vurmuşum. Yani her iddiaya saygı duyarız. Bulunmuyoruz. Evet, pekala. Ziya Gökalp'i konuşmamızı isteyen seyircimiz var. Ahmet Han diyor ki aslında hani Türk'ün Kürt'tü. Babası diye Ziya Gökalp bahsedilir. Kürt'tü. Ama diyorsunuz ki Kürt. O da çok tartışılır. Evet. Kesin mi Kürt, Kürt diyorsunuz? Kesin Kürt. Kendisinin Kürt aşiretleri üzerinde İçtimai Bir Araştırma diye bir kitabı vardı. O kitabı bende var. Hatta kendi el yazısıyla olan nüshasının kopyası da elimde. Orada Kürt aşiretleriyle ilgili, Kürtlerle ilgili olarak, Kürt diliyle ilgili olarak özellikle belirli aşiretler üzerine araştırma yapmış. Mesela. Zaza'dır yani aynı zamanda. Kürt ve Zaza yani. Hı-hı. Bir tarafı Zaza. Kürt, bir tarafı Zaza. İkisi iki dili de iyi biliyor. İki lehçeyi de daha doğrusu. Ve bu konudaki araştırması da zaten içeriden bir araştırma. Kesinlikle dışarıdan bir araştırma değil. Hı hı. Yani o bakımdan, şimdi yani mesela Ali Emiri de Kürt'tü. Divan-ı Lügat-ı Türk kitabını bulan şahıs Kürt. Türkiye'de mesela Çağatayca dili uzmanı olan Kemal Arslan var. Profesör Kemal Arslan. Kürt'tür, Diyarbakırlı Kürt'tür. Aslen hatta şeylidir, dar geçitlidir. Yani Mardin dar geçitliğin Kürtlerindendir. Çok açıkça söylüyorum yani. Biz böyle söyledikçe Ahmet Yesevi üzerine, en önemli makaleleri olan bir kendilerinden biliyorlar bunu yani. Yani şimdi diyorlar ki biz herkesi Türk yaptık, bunlar da herkesi ama bir şey söyleyeceğim. Bir devlet politikasını hani evet. Tüm bireylere mal edemeyiz tabii ki. Said Nursi? Said Nursi kesin Kürt. Yani şimdi Said Nursi'nin, çünkü Said Nursi'nin hani ailece biz tanıyoruz, biliyoruz. Yani kendi ailemiz olarak. Said Nursi, Said-i Kürdi'dir. Evet, soyadı evet. Kandan Kürdi sonra olarak yani kullanılmıştır. Yani kitaplarında neredeyse zaten. Neredeyse onun dışında Kürdi lakabını çok kullanan olmamıştır. Çok kullanan olmamıştır. Evet. Ailesini biliyoruz. Yani Hizan'da o ailesini biliyoruz ki benim anne tarafının ailesiyle yakın köylüdürlerdi. Yani, şimdi Said Nursi'nin seyitliğiyle ilgili bazı şeyler söyleniyor. Bilimsel olarak bunu çürütmek falan bir yana ben o kendisini anlatıyorum. Seyitliği derken Hazreti Peygamber'e yani söylüyor. Arap olmasından dolayı böyle bir şey, Arap olmasını sağlamak bir anlamda böyle şeyler söyleniyor ama bir anekdot anlatmak Profesör istiyorum. Profesör Ahmet Akgündüz'ün iddiası şimdi, olur. Şimdi Said Nursi tarihçe hayatta babasını anlatıyor. Sufi Mirza diye ismi. Tarlaya öküzlerini götürürken, çift sürmeye götürürken ağızlarını bağlayarak götürülmüş, komşularının tarlasına girmesin, haram yemesin diye. Şimdi bu onun takvasını anlatıyor fakat bir şey daha anlatıyor. O tarihlerde Kürt coğrafyasında hiçbir seyit bugün bile öyle çift sürmeye gitmez. Yani Kürtler müsaade etmezler. Kürtler özellikle seyit ailelerinin öyle özellikle de hele o dönemde Bitlis'te. Hele o dönemin Bitlis'inde hiçbir Kürt bir seyidin gidip çift sürmesine izin vermez. Dolayısıyla bu tamamen biraz böyle Kürtlüğü ona yakıştıramamaktan kaynaklanan bir şey gibi geliyor bana. Psikolojik bir durumdur. Yoksa kendisi hiçbir şekilde ben seyidim, ben Ehl-i Beyt'ten geliyorum dememiştir. Tam tersine kendi rızasıyla gönüllü olarak kullandığı soyadı Kürdi'dir. Bu bile onun beyanıdır ve beyan esastır bu usta. Bir iki şey daha burada nokta vurgulayayım. Çok açık söylüyorum. Hı. Ben bunu Ahmet Akgündüz'e yazdığım cevapta da tek tek belgelerini sunarak verdim. Bediüzzaman Münazarat kitabında diyor ki ben diyor meşhur bir nesebim yok ki diyor bu konuda bu şekilde ifade edeyim diyor. İkincisi Darül Hikmetil İslamiye azası iken Şeyhülislamlık bünyesinde Darül Hikmetil İslamiye diye ulema kurulu teşkil ediliyor. Bediüzzaman da onun üyesi. Ona verdiği kendi özgeçmiş diyelim bugünkü dille, özgeçmişinde açık açık söylüyor. Soruluyor, herhangi bir diyor meşhur diyor bir aileye nispeti var ise, maruf bir sülaleye, bilinen bir sülaleye nispeti var ise, nispet derecesi nedir diyor. Bediüzzaman cevap veriyor, bir sülale-i marufeye, bilinen bir sülaleye mensup değilim diyor. Evet. Mensubiyetim yoktur diyor. Ama Kürt olduğunu ifade eden birçok şimdi dolayısıyla Bediüzzaman daha sonra gerek şu alarda gerek diğer şeylerinde açıkça kendisinin seyit olmadığını,
Seyit olmadığını açıkça söylüyor. Şimdi bir şey var. Bu artı ben akrabalarıyla görüştüğümde, onu da söyleyeyim, akrabalarına sordum. Bilinen herhangi bir aşiretiniz, herhangi bir böyle hani meşhur bir aile bir mensubiyetiniz var mı? Yok dediler. Şimdi bu Bediüzzaman'ın seyitliğiyle ilgili olarak ortaya atılan bu tezi desteklemek maksadıyla onun bir sözünü de gerekçe gösteriyorlar. Benim bir tarafım Hasani'dir, bir tarafım Hüseyin'idir. Yok öyle bir sözü. O söz olsa bile Bediüzzaman özellikle şuna işaret ediyor. Eski Said, yeni Said. Yani Hasan'ın barışçı tarzı ile Hüseyin'in inkılapçı tarzına işaret ediyor. Hani bu Hazreti Hüseyin'in baş kaldırısı, Hazreti Hasan'ın barışseverliği. Dolayısıyla bazı şeyleri bu şekilde anlamak lazım. Bu fotoğrafı Müfit Yüksel bize paylaştı. Evet. Evet, ben paylaştım. Ne zaman çekilmişti? Afyon mahkemesinde ara verilirken orada çekilmiş bir resmi. Yani tamam. O seyitlik tezi zorlamadır. Bazıları, ben de görüyorum bu Twitter'da, diyor şimdi bunlar Selahattin Eyyubi de Kürttür diyeceklerdir. Evet diyoruz, Selahattin Eyyubi'nin Kürttür yani. Kürttürüne dair elimizde kayıt var. Tabii. Buradan hemen gösterebilirim. Ama o Selahattin Eyyubi'nin hikayesinde güzel olanı, Nurettin Zengi Türktür, Selahattin Eyyubi de Kürttür ve bu ikisi el ele vermişlerdir. Birlikte. İslam tarihinin kaderini değiştirmişlerdir. Tabii. Dolayısıyla kesinlikle. Bizim burada söylediğimiz belki rejimin daha önce her tarafı Türkleştirme tezine karşı herkesi Kürtleştirme değildir. Bunun panzehri ve alternatifi bu değildir. Tam tersine biz, ya Kürtler de vardır. Yani buralarda yaşıyorlar. Dilleri yoktur, tarihleri yoktur, bir gelenekleri yoktur şeklindeki bu şeyleri bir kenara bırakarak siz ne kadar varsanız, ne kadar etkinlik gösteriyorsanız, onlar da bu coğrafyada varlık göstermişler, etkinlik göstermişler. Zaman zaman Türklerle birlikte hareket etmişler ve çoğu zaman aslında hareket etmişler. Bu birlikte hareket etme biraz da onların coğrafyasından kaynaklanıyor. Yani Kürt coğrafyası bir anlamda Kürt tarihini doğurmuş ve bu Kürt tarihi hep gelen o hakimiyet kuran uluslarla, milletlerle birlikte hareket etmeyi gerektirmiştir. Bu coğrafyanın karakterinden kaynaklı bir şeydir. Bir şey mi söyleyeceksiniz? Şimdi burada Selahaddin Eyyubi'nin nesebini açıkça söylüyor. Onu zikrediyor. Hazvaniye Kürtlerinden, Ravadiye. Ravadiye Kürtlerinden olduğunu, en asluhum minel ekradir Ravadiye. Asılları Ravadiye Kürtlerindedir. Bu kitap 6 cilt olup, bu Ravadiler de Azerbaycan'dan Musul'a göç etmişler. Evet, yani. Sonradan. Müfercül Kurup diye Eyyubi devletleri tarihini anlatan 13. yüzyılda yazılmış, Arapça bir kitaptır. 6 cilt. 6 cilt olarak basılmıştır. Bunun en önemli nüshalarından biri İstanbul'da Süleymaniye Kütüphanesi Molla Çelebi No. 119'da yer alır. İsteyen bakabilir diyorsunuz. Tabii o orijinalde bakabilir. Veroz isimli izleyicimiz diyor ki Kürtlerin orijinal dini Ezidiliktir. Kürtler Hazreti Ömer döneminde İslam'ı kabul etmişlerdir ama kılıç zoruyla diye yazmış. Ona gireyim ben. Şimdi Yezidilik konusunda ben birkaç malzeme de verdim o konuda Yezidilikle ilgili görsellerde. Sanıyorum yer alır. Şimdi Yezidilik dediğimiz şeyin Yezidilik diye veya Ezidilik bugün söylüyorlar. Ezidi kelimesi 15 sene önce, 20 sene önce yoktu. Yeni adeta uyduruldu bu kelime. Uyduruldu. Uyduruldu diyorum. Ezidi. Yezididir bu. Kürtler de telaffuz olarak izdi der. Ben çocukluğumdan beri ezdi biliyorum. İzdi. Yani bizim İzdi. Oralarda ezdiler bu var. Bu Y gibi. Harfi düştüğü için Kürtçe'de izdi deriz. Y ile o E'yi birleştirir Kürtler, izdi derler. Biz izdi deriz. Ama bizde ezdi kaynaklarda şerefname bile Kürt tarihidir. Kürt tarihiyle ilgili en derli toplu kaynaktır şu kitap. Bunun Arapçası, bu da Farsçası. Farsçasını da göstereyim. Bu Farsçası Petersburg baskısı. Zaten ilk baskısıdır bu Farsça. Bu kitapta Yezidi olarak kaç kez Yezidi olarak yazmaktadır. Bunun sebebi de şu. Bu Abdülkadir Geylani ile yani bin yüzlerin başları diyelim. Bin yüzlerin başlarında Adi bin Misafir'in tarikatı. Adi bin Misafir Abdülkadir Geylani ile çağdaş Adeviye diye bir tarikat kuruyor. Bu tarikatta onun şeyhi Ukayl el-Menbici, onun şeyhi Mesleme es-Sureci, Hazreti Ömer'e kadar giden bir silsilesi var bu tarikatın. Söylüyorum. Hazreti Ömer'e kadar giden
Adeviye tarikatının daha sonraki yüzyıllarda farklılaşarak, başkalaşarak ayrı bir dine dönüşmüş halidir Yezidilik. Yezidi denmesinin ana nedeni de Adi bin Musafir'in kendisi Emevi soyundan geldiği için ve daha sonra kendi yeğeni yerine geçiyor ve yeğeninin çocukları, torunları. Yani şeyhlik aile içinden geliyor, liderliği bu topluluğun. Emevi soyundan oldukları için ve Şiilere de karşılar. Bunlar, bu Emevi taraftarlığı zaman içerisinde aşırı Emevi taraftarlığı yüzünden bu hale gelmişler. İsim olarak Yezidi adını almışlardır. Peki. Yezid bin Muaviye'yi ve Muaviye'yi öven Kürtçe deyişler, hala Şeyhan bölgesindeki Yezidilerde, o geleneksel Yezidiliği koruyanlarda hala bu deyişler söylenir gelir. Bu da biz dostumuz Yaşar Kaplan Hakkari Üniversitesi'nde Yezidilik üzerine günümüz Yezidiliği diye bir master tezi yaptı. Bu master tezi de basıldı. Gitti o deyişleri oradan topladı ve bu deyişler o kitapta da yayınlandı. Yezid bin Muaviye ile ilgili. Kesinlikle Yezid bin Muaviye adından geliyor. Düne kadar Yezidi deniyordu. Hatta Yezidilik üzerine ilk Batı'da ciddi araştırmalar yapan, mesela bir tanesi, Meyer'in kitabını gösterebiliriz. Farklı bir tez daha var. Belki şu anda yaygın kabul gören tez. Bu Meyer bile şu Nineve ile Yezid ile Ezid kelimesinin aslında Kürtçe ve Farsça'da Yezdan ve İzzet kelimelerinden geldiği söyleniyor. Bu Yezdan Tanrı demektir. Yezdan, mesela Hazreti Ali'ye Şeyre Yezdan denir. Yani Allah'ın arslanı, Tanrı'nın arslanı. Bir de mesela ben Farsça klasik metinlerde, Sadi'nin metinlerinde İzzet Teala kelimesini çok gördüm. İzzet. Bu hani harekesi aynen şöyle. İzzet Teala. İzzettir aynen aslında. Böyle yazılıyor. Yani bu şeyin tezin aslı şudur. Denir ki bu İslam'dan önce Kürtler Mecusiliğin bir koluna mensuptular. Yani bağlıydılar. Bu hatta gene bu tarihçilerden bazılarının iddiasına göre Kürtlerle Farslar bir anlamda düşman kardeşler gibi hep aynı dine girmişler. Fakat hep ayrı mezheplerde olmuşlar. Bir türlü şey dememişler. Ayrılmamışlar da bütünleşmemişler de. Hem İslam'da hem Mecusilik'te hep farklı mezheplerde. Kürtler Sünni şu anda, Farslar Şii. Mecusilik zamanında da işte Kürtler güneşe taparken onlar ateşe tapmışlar şeklinde bu tasvimleri yapıyorlar. Dolayısıyla İzzet de Tanrı demektir. Ezidi yani Tanrı'ya mensup. Fakat Müfit Hoca'nın dediği gibi sadece Müfit Hoca bunu söylemiyor. Bunun Adi bin Musafir'in etkisiyle oluşmuş bir tarikatın zaman içerisinde değişip dönüşüp İslam'dan uzaklaşması şeklindeki tezi savunanlar çoktur. Hı. Hatta Adi bin Musafir'in Ehl-i Sünnet vel Cemaat Akaidi şeklinde bir kitabı da var, bende de var. O kitabın görüntüsünü gösterebilirler. Bende de var. Ben verdim. Ama bu diğer tez de kuvvetli bir tezdir. O da savunulabilir. Çünkü geçmişinde böyle bir şey de olabilir. En azından şöyle olur. Yani yok, ben açıkça, o sapmadan sonra o geçmiş içine sızmış olabilir. Böyle bir şey olabilir. Yok, çok açık ifade ediyorum ben. Çok açık ifade ediyorum. Adi bin Musafir. Peki sizin geçenlerde yayınladığınız bir şey vardı. Şerif Mardin'in dedesi veya babası, dedesi. Bir de Bediüzzaman'ın Ezidileri irşad etmek üzere gönderildiklerine dair belgeler yayınladınız. Evet. Adi bin Musafir de gene Ezidileri irşad etmek üzere gönderilmiş değil. Böyle bir olamaz mı? Aynı geleneğin devamı olamaz mı? Hayır, yani hayır. Mevcut bir din var. Bu mevcut dini mensuplarını İslam'a döndürmek için Adi bin Musafir kendisini onlara sevdirmiş. Zaman içinde onlar Adi'ye dönecekler. O dönemde Laleş'te geldiğinde dolayısıyla böyle bir şey olabilir yani. Adi bin Musafir oraya geldiğinde orada Şeyh Ali el-Hekkari, Şeyh Ali el-Hekkari'nin etkisi söz konusuydu. Yani Abdülkadir Geylan'ın şeyhinin müritleri vardı orada. Yani orası tamamen Müslümandı. Orada gayrimüslim yoktu o anlamda Kürtler arasında. Adi bin Musafir'in tarikatı sadece o bölgede de yaygınlaşmadı. Şimdi bu çok böyle şey ediliyor. Adi bin Musafir Ehl-i Sünnet'e bağlı ve Hanbeli mezhebine bağlı. Yani bugün Suudi Arabistan'ın falan daha çok kendini nispet ettiği, yani biraz daha böyle sert olarak bilinen bir tarikata bağlı, bir mezhebe bağlı. Çünkü Hanbeli mezhebine bağlı olduğu da açığa çıkıyor. Adi bin Musafir'den sonra 1272 yılında
Hakkari'de yazılmış bir mecmua elimize geçti. Süleymaniye Kütüphanesi'nde. Şehit Ali Paşa bölümü 27-63'te. Burada Adim-i Musafir'in kitabı da var. Ve Yezidilerin Yezidilik dinine girmeden, yani din İslam'dan kopmadan... Yezdan ile Ezet var mı yani? O ayrı, yok. O var yani. O ayrı. Farsça ve Kürtçe'de tamam, Yezidi var. Mesela bizim köyde 3 mezarlık var hocam. Tamam. Bir Haçan diyoruz. Evet. Haçlıların, Ermeniler mezarlığı. Bir Gordi Ezdiyan. Tamam. Ezidilerin Gordi diye bir yer var. İzimizi kalmamış ama Gordi Ezdiyan. Tamam. Gordi Ezdiyan bir de Müslüman mezarlığı. Şimdi o dolayısıyla size... Ezdi biliniyor yani. Hayır. Çok yaygın bir şey olarak. Hayır, Yezidiler biliniyor. Yezidilik sadece yazılı metinlerde, biraz Türkçe ve Arapçada bu geçer ama hem Farsça'da hem Kürtçe'de Ezidi var. Hayır, bir dakika açıkça söyleyeceğim. Yani burada ifade edeyim de şimdi, çünkü burada hep bu söyleniyor ama bunu eğer müsaade alınız olursa Yezidilik konusunda böyle çok ciddi olarak şey yapabiliriz, konuya girebiliriz. Şimdi yalnız benim elimde de çok soru var. Tamam, bu konuda bir şeyler. Yani o sanki başka bir program konusu gibi. Tamam, ama kısaca bir şeyler söyleyeceğim çünkü bu çok söyleniyor. Hı. Şimdi Yezidilik dediğimiz Adeviye tarikatı. Çünkü eski kayıtlarda Adevi diye geçiyor. Hep kendilerine Adevi diyorlar. Hı hı. Bunların hatta Berlin'de bulunan Adib-i Musafir'in Berlin Kütüphanesi'nde bulunan menakıbının sonunda bilmem ne adamın adı en sonunda Adevi diyor. Yani Adevi tarikatına mensup kimse diyor. Bir bu. İkincisi... Ne olur çok detaya girmeyelim. Tamam, detaya girmiyorum. Bu tarikat zaman içerisinde Vahdet-i Vücut ekolünün etkisine giriyor. Bir. Daha sonra ise batınilik bunlarda yaygınlaşıyor. Ama bu tarikat sadece Kürt bölgelerinde yaygınlaşmadı. Suriye'de Kilis, cam Polatlardan bahsettim. Kilis beyleri ve Kilisliler hepsi Adeviye tarikatına mensuplardı. Yani bu tarikatın zaman içerisinde bu Şeyh Hasan'dan sonra bir değişim ve başkalaşım geçirdi. Şimdi bunu bir şey noktası üzerinde durayım. Batınilik girdikten sonra sihir, büyü, tılsım, ezoterizm giriyor. Ve tapınak şövalyeleriyle bağları şey kuruyorlar. İlişki var. Yani Kudüs'e gelmiş olan tapınak şövalyelerinin bu topluluklarla bir ilişkisi söz konusu. Tapınak şövalyeleri de ezoterik bir topluluk. Yani şuraya da tapınak şövalyesi girdi ya, şu mevzuya da. Evet. Ben aslında... Bir dakika, ona geleceğim. Tapınak şöyle. Şimdi bu ezoterik topluluklar birbirini çok etkiler. Tabii ki. Ezoterizmin, yani havas ortak ilimi... Ortak sembolleri var çünkü. O ortak vefk denilen semboller var. Vefk diyoruz bunlara. Bunun en önemli kitaplarından bir tanesi de Şems-ül Marif'tir Buni'nin. Şimdi bu kitaplar böyle daha eski Mısır hermetik şeylerden gelirler böyle. Oraya kadar dayanan kökenleri var. Bu sihir, büyü, gizli ilimler dediğimiz. Masonlarda da vardır vefkler. Mimar Sinan dergisine bakarsanız o vefkler, o işaretler vardır, ezoterik işaretler. Bir ezoterik işaretleşme dilidir o. Bunlar da var, bu ortaklık vardır. Bu zamanla bunları ezoterik farklı bir din anlayışına yöneltti bunları, bu anlayış. Ezoterik din farkına ve bunların üzerine Mısır valisi Lu'lu, Ebu Lu'lu, Bedettin Lu'lu bir sefer yapıyor. Burada bayağı onlardan insanları kırıyor. Hmm. Daha sonra bunların dinleri farklılaşıyor. Yani İslam'dan kopuyorlar. Ayrı bir din haline geliyorlar. Bunlara dair elimizde bütün belgeleri gösterebiliriz. Peki. Bir hayli ben tarihi belge var elimizde. Küçük bir not, belki yani hala ikna olmadığım için söyleyeyim. Benim kanaatim şudur. Ben Müfit Yüksel'in söylediklerinden hareketle şu kanaate vardım. Ve Yezidilikle ilgili tabii Mehmet Emin Zeki Bey'in Türkçedeki tercümesini ben yaptım, o tarihi Kürdistan, Kürtler ve Kürdistan tarihi. Bir de Tarihi Merduh'un da tercümesini yaptım ama basılmadı. Orada Mehmet Emin Zeki'nin Meşayri Kürt. Ben tercümesini yaptım. Oradan ve söylenenlerden şunu anlıyorum. Aslında bir damar var. Kürtlerin eski dininden kalma bir damar var. Ve İslam devletleri zaman zaman bu kalıntıları, bu Kürtlerin akrabaları. Çünkü aşiretin bir kısmı Ezididir, bir kısmı Müslümandır. Akrabaları da kendi akrabalarını kolay kolay satmak da istemiyorlar. Himaye de ediyorlar. Müslüman olmaları için zaman zaman alimler gönderilmiş ve karşılıklı etkileşim olmuş. Yani mesela
Şerif Mardin'in babasının, dedesinin, Bediüzzaman'ın bu şekilde görevlendirilmesi bir geleneğe de işaret ediyor. Zaman içerisinde bunlara gidildiğini gösteriyor. Ne şekilde görevlendirdiklerini hatırlatın. Yani gidip bunları irşat etsinler. Müslüman olmalarını sağlayın. Şerif Mardin'in dedesi, evet. Şimdi Yusuf bunu, Sıtkın Mardin'i, şunu söylemek istiyorum. Musullar bilken irşat heyeti, evet, kuruluyor Yezidiler irşat için. Bu demektir ki daha önce böyle şeyler olmuş. Şeyh Adi de belki bu maksatla gitmiştir, bu insanlarla temas kurmuştur. Bunlar bunun ismine sığınaraktan kendi eski dinlerini korumaya devam ettirmiş olabilir. Çünkü İslam'dan sapma söz konusu olduğu zaman sapma bu kadar şey gitmez yani. O kadar unsur vardır ki Ezidilik dininde İslam'la hiçbir şekilde bağdaştıramayacağımız özellikler var. Ama İslam'ı da çağrıştıran özellikler vardır elbette dinlerinde. Peki şimdi birkaç soru soracağım. Örnek olsun, benzerleri çok geldiği için. Barış Gören soruyor. Diyor ki, Kürtler tarihin hangi evresinde Aleviliği seçti diye sormuş. Barış Gören'in yine bir başka sorusu. Eğer Kürtler Alevi değilseler Dersim olaylarıyla ilgili neden bu sürekli mevzuyu kaşıma hali söz konusu diye soruyor. Turan Oktay da diyor ki, Kürtler kesinlikle Şafii olur, Hanefi veya Alevi Kürt olmaz diye. Kürtler hepsi olur. Bu Alevilik konusunda da çok böyle atışma var seyircinin kendi arasında. Kürtler, Türkler gibi, Araplar gibi hepsinden var. Yani İslam'ın bütün mezheplerinden Kürtler arasında var. Biraz önce Hanbelilikten bahsetti. Evet. Hanbeliler de vardı. Harran'da eskiden o dolaylarda vardı. Şafii çoğunluktur. Yani Kürtlerin çoğunluğu Şafii'dir. İran Kürdistan'ında, Irak Kürdistan'ında, Suriye'de, Türkiye'de Kürtlerin %70'i belki 80'i Şafii mezhebine mensuptur. Belli bir kısmı Hanefidir. Urfa, Bingöl, Diyarbakır'ın bazı bölgeleri. Fırat boyları Hanefidir. Hanefidir. Belli bir kısmı da Alevidir. Dersim, Erzincan, Sivas dolaylarında. Belki Adıyaman'da, Bingöl'de Alevi Kürtler de vardır. Yani İslam'ın bütün mezheplerinin, meşreplerinin izlerini Kürtler arasında görebiliriz. Yani Alevilik ile Kürtlüğü birbirinin karşıtı veya birbirinin yerine geçen şeyi olarak göstermek doğru değildir. Çünkü biri mezheptir, biri de etnik kökendir, ırktır. Yani sonuçta ateist Kürt de vardır. Tabii, ama şimdi Hristiyan Kürt de olabilir. Mesela Yahudi Kürtler de çok tartışılır. Bu yok, durumda Yahudi yok. Kürt yoktur. Yok. Bu Kürdistan Yahudileri var asla, ama Yahudi Kürt asla olmaz. Asla yok. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Abi, Yahudi, ben İsrail'den başka kimse Yahudi olamaz ki zaten. Ya Kürtler arasında yaşayan... Ama bu konuşulur biliyorsunuz. Evet. Hatta meşhur bir aileye de... O da doğru değil. Şimdi bunlara girebiliriz. Şimdi önce Alevilikle ilgili bir kısa bir şey söyleyeyim. Safeviler geldiği zaman Safevileri destekleyen aşiretler ve aileler arasında mürit olanlar arasında Türkçe konuşan da vardı, Arapça konuşan da vardı, Kürtçe konuşan da vardı. Şimdi bir şey söyleyeyim burada parantez içinde. Dersim dolaylarında Haydaran aşireti var. Haydariler var. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nun da mensup olduğu aşirettir Haydaran. Ben de Haydariyim. Müfit Hoca da Haydari'dir. Benim babam da Haydari. Biz Şafii'yiz. Van'da, Bitlis'te Haydaran aşiretine mensup ve Şafii'yiz. Kemal Kılıçdaroğlu da Haydari'dir. Dersim'de Alevi'dir. Etnik köken ayrılığı anlamına gelmez yani. Mezhebin farklı olması. Şeyh Haseniler de vardır aynı orada. Tabii tabii. Şeyh Bizde de Şeyh Haseniler var. Ben Şeyh Haseniyim de aynı zamanda. Müfit burada ayrılıyor benden. O Asi aşiretine gidiyor. Dolayısıyla yani Alevi Kürt olamaz diye bir şey yok yani. Alevi, Kürt, Safeviler, Safevileri destekleyen aşiret ve gruplar neyse oradan kaynaklandı. Bir de zaten Kürtler arasında, beyler arasında 24 Kürt beyi Osmanlı'dan yana aldı. Ama Erdelen beyi, Halit beyi ve çocukları Safevilerin safında kaldı. Dolayısıyla Safevilerin safında kalan bir kısım az da olsa Kürt aşiretleri oldu. Ve artı Erdelen'de Sünni'ydi değil mi? O Erdelen... Tabii eskiden Sünni'ydi, sonradan Şiileştiler. Lordlar da öyle oldu ya, Lordlar da Şafii'yken Şiileştiler, Safeviler Şiileştirdi onları. Şimdi burada şöyle bir şey mesela örnek vereyim. Şah İsmail yaşı büyüdükten sonra gelip ilk asker toplamaya Erzincan Tercan bölgesinde başlıyor. Erzincan'da Tercan bölgesine geliyor. Babasını ve dedesinin müritlerini orada toplayarak şey yapıyor. Yani Dersim'e yakın bölgelerden ilk asker topluyor. Oradan topluyor. Şimdi o bölgede bir yoğunlaşma var. Bir yoğunlaşma var. Dolayısıyla yani Türk de olabiliyor. Anadili Türkçe de olabiliyor bir Safevileri destekleyen. Anadili Türkçe de olabiliyor. Tabii. Bu bakımdan şey yok ama azdır yani. Kürtler arasında azdır. Hmm.
Yani azınlık olarak görülür. Şimdi Kürtlerde sizce... Yahudi Yahudi yok. Yoktur. Barzan ailesi belki o aileyle ilgili yok. Olarak söylenen şey de şudur. Şimdi Barzan bir bölgenin adı. Roger Saban Bayhan isimli izleyicimiz de Kürdistan'da da yaşayan Yahudiler var diyor. Tabii var yani. Kürdistan'da yaşayan geçen Yahudiler. Nasıl birkaç dönem önce, Yahudiler var? Onlar Türk mü? Birkaç dönem önce İsrail Savunma Bakanı Mordahai. O yani İran Kürdistan'ın Merduhi bölgesinden gitmiş bir Yahudidir. David Mordahai. Oradan Merduhiler var. Kürt Merduhiler var. Biliyorum. Yahudi Merduhiler. Şimdi Barzan bir bölgenin adıdır. O bölgede yaşayan herkesin soyadı Barzani'dir. Yahudi de yaşarsa mesela Osmanlı'da Vanlılara Vani Efendi diyor. Van'daki Yahudi de Vani'dir, Müslüman da Vani'dir, Kürt de Vani'dir. Bir David Barzani diye bir adamın belgesi bulunmuştu bir ara. Şallum Barzani. Evet. O adam oranda yaşayan bir Yahudidir tabii. Haham. Bir haham. Olabilir ama orada bu Barzani'lerin Yahudi olduğu anlamına gelmez. Doğuk'ta Yahudi topluluğu var. Bakın mesela Nehri diye bir köy var evet. Şu anda. Şeyin Bağlar Köyü, Şemdinli'nin Bağlar Köyü şu anda. Orada Nakşibendi Şeyhleri de vardı, Yahudi mahallesi de vardı. Ama onlar ayrıydı. Bildiğimiz Yahudi yaşıyor. İstanbul'daki Yahudiler nasıl Türkçe konuşuyor? Bir kısmı artık İbranice bilmiyor. Aynen oradakilerde ana dilleri Türkçeleşmiş. Bunun olmamasının bir sebebi de Yahudilik soydan gelir. Yani sonradan Yahudi olunmaz, Yahudi doğulur. Ben İsrail soyundan gelmesi gerekiyor. Hazreti Yakub'un soyundan gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla sonradan biri gidip Yahudi oldum diyemez yani. Böyle bir şey söz konusu değildir. Peki hazır çok kısaca yeri gelmişken Kürtlerin tarih sahnesine ilk çıkmaları milattan önce değil tabii, mi? Tabii. 550 falan diye gidebiliriz. Bir Karduklar var. Karduklardan bahsedilir. Xenofon'un kitabında ana basiste Karduklardan bahsedilir. Keyanilerle ilgili var. Hı hı. Bir şey var. Bir de Kasitlerle akrabalığına ilişkin bazı kayıtlar var. Eski Kas kavimleriyle, Kafkas kökenli Kas kavimleriyle. Bir de Kürtçe'ye baktığımız zaman Kürtçe arkaik bir şey gösteriyor. On binlerin dönüşünde bir anekdot olarak da ben anlatayım. Şimdi bu geri dönerken bu Şah kardeşiyle taht kavgasına tutuşuyor. Yunanlı 10.000 asker, paralı asker tutuluyor yardım etmek için. Sanırım Çemçemal bölgesinde bir savaş oluyor evet. Şah ile kardeşi arasında. Fakat Şah kardeşini yenilgiye uğratıyor. Bu 10 binler geri dönmek zorunda kalıyorlar. Kürt coğrafyasında, bugünkü Kürt coğrafyasında Trabzon'a doğru gidiyorlar. Oradan gemilere binip Yunanistan'a gidecekler. Ama bu anlatılan, bu yazan insan diyor ki, savaştan beter bir hale geldik. O Karduk denen o kavmin coğrafyasına geçtik. Sabah akşam bize saldırı düzenlediler. Bir görünüyorlardı, talan ediyorlardı, öldürüyorlardı, sonra saklanıyorlardı. Perişan ettiler bizi. Yani zar zor canımızı kurtarıp gemilere attık kendimizi. Sonra 1800 yıllardan galiba bir İngiliz subayı Vahşi İnsanların Ülkesinde diye bir kitap yazıyor. O yolculuğu tersinden işliyor. Diyor ki, o Xenofon'un anlattığı o yolu birebir izliyor ve en sonunda Nüseybin'e kadar geliyor, Çemçemal bölgesine kadar geliyor. Onun sözünü ettiği Karduklar bugünkü Kürtlerin ta kendisidir. Çünkü i̇şte onun bu. Başına ne geldiyse, benim başıma da o geldi. Bu kitaptan... O kitabı getirdim. Evet. Ben. Diyor onların başına ne geldiyse benim başıma da aynı şey geldi. Hmm. Hayat tarzları... McDonald Keener. Evet. Vahşi insanların... 1818'de evet. Basılmış Londra'da. Ben bunun Türkçesini okudum tabii. İşte burada. İlk isme, Kürtçe ismine benzer kelime burada geliyor. Karduk kelimesi geçiyor. Dolayısıyla Rus kaynaklarında da Karduk, hatta Babil, Asur tabletlerinde falan geçtiğine dair söyleniyor. Tam bunlar söylenti ama elimizde spekülasyon, bir bilgi. Bunlara gitmeye gerek yok. Kürtler gerek yok. İnsan olarak şu anda mevcuttur. Tarihleri çok eskiye dayanmasalar da bir hayatları var, bir duyguları var, insani duyguları var. Onları paylaşmak daha doğru. Yalnız şunu söyleyeceğim. Kürt diline baktığımız zaman arkaik şeyler söz konusu Kürtçe'de. Çünkü mesela Farsça'da dişil eril yok. Kürtçe'de dişil eril var. Evet. Bir de V, B sesli dönüşümü Kürtçe'nin daha arkaik. Hani Vita, Beta gibi hani Batı dillerinde de dönüşüm var ya. Ses değişim dönüşümü. Bu dönüşüm Kürtçe ile Farsça arasındaki şeyle Kürtçe'yi daha arkaik bir şey oldu. Ve Kürtçe'nin Avesta'daki kelimelerin mesela hem Kürtçe'de hem Farsça'da olan kelimelerin en yakın olanı Kürtçe'de. Mesela Avesta'da tabii. Balık kelimesinin
orijinali Avesta'da Masi şeklinde geçer. Kürtçe'de Masi'dir, Farsça'da Mahi. Mahi'dir. Yani değişime. Mesela Kürtçe'de tapınağa, mabede Mizgeft deriz. Mizgeft. Avesta'da Mizgaut geçer. Farsça'da yoktur. Yani böyle... Bizdeki mescit mi? Mescit, evet. Ha. Mizgaut. Ama Avesta'da Mizgaut diye geçer. Eski o metinlerde. Peki, süre çabuk ilerlediği için hızlıca geçmek evet. istiyorum. Az önce siz düşman kardeşler ifadesini kullandınız ya, sizden alıntılayarak ben şimdi bu soruyu soracağım. Kürtlerle Ermenilerin düşman kardeş haline gelmesi nasıl söz konusu oldu? Çünkü çok uzun süre Xenofon bahsediyor. Aynı nasıl düşman coğrafyada özgün kişiliklerini sergilediler evet. ve bir arada yaşadılar. Şimdi hepimizin başına bu modernizm ne getirdiyse bu modernizm Ermenilerle, getirdi. Ermenilerle Kürtler arasında düşmanlığı şeyden ilk kaydeden Xenofon Karduklar, işte eğer Karduklar tabii Kürt olmaz şeyinde. Karduklarla Armenyalılar arasında düşmanlıktan söz ediyor Xenofon. Milattan önce 450 yıllarında. Daha sonra Ebul Fereç Barhabraus tarihinde, bu tarih yayınlanmıştır Türkçe'de de, Türk Tarih Kurumu'nda iki cilt, orada da bahseder. Urfalı Mateus'un vakainamesinde, Ermeni kaynaklarında, bir de Sancakçıya'nın Colophons of Armenians diye bir İngilizce bir kaynak var. Hayır ama şimdi yakın zamana kadar, şimdi bu hani burada... Hayat şimdi, tarzlarının bu Türklerle şehir... ilişkisi kurduk ya biraz önce. Şimdi farklı işte, dinlere mensubiyet hem ayırıyor. Dinleri mensup hem de farklı dinlere de Kürtler. Yaşam Ermeniler, tarzları da değişik yani. Yaşam tarzları yani. Ermeniler çok farklı. Ermeniler yani. Daha mesela biraz daha yerleşik. Tabii, ovalarda tabii. daha taş çok yerleşik. Taş ustalarıdırlar. Her şeyi sanatkardırlar. Kürtlerde öyle Kürtler hayvancılıkla biraz, uğraşıyor tabii. Kürtler. Bir deyim daha çok hayvancılık ve bir, göçebe. Bir deyim paylaşmışım. Orada bizim orada çok kullanılır. Birisi diyelim ki bir yiyeceğe böyle saldırırsa hem Kürtlerle ilgili hem Ermenilerle ilgili bir deyim vardır. Mina kurmanca çaldım ses orket ya. Yani kırmızı pekmez görmüş Kürt gibi. Ya da mina felle çav peniri terket ya. Taze peynir görmüş Ermeni gibi. Şimdi peyniri Kürt üretir. Pekmezi de Ermeni üretir. Evet. İkisi birbirinin ürettiğine böyle bir hasretlik hasret. Var. Dolayısıyla bundan şunu anlarız. Yani hayat tarzlarının farklılığını. Mesela hatta düne kadar Kürtler evlerinin yani. İkinci katına içeriden merdiven koymayı şey demezlerdi. Beceremezlerdi. Beceremezlerdi. Böyle bir mimari sanatsal hatta şeyleri yoktu. Ermeniler yapardı. Her şey gitti, o şey gitti. Dışarıdan merdiven gitti. Evinin ikinci gitti. Katına dışarıdan merdiven koyardı. Evet. Yani evin içinden, binanın içinden değil dışından merdiven koyardı. Ama Ermeniler içinden koyardı. Peki şu hazin tehcir meselesinde ama hani Kürtlerin de bir ciddi parmağı olarak. Var değil ciddi mi? Olarak. Ciddi olarak. Belki yani ağırlıklı rol onun ağırlıklı rol. Evet. Çünkü Kürt-Ermeni rakabetiydi evet. o mesele. Yani Kürtlerle Ermeniler tarihten uzun zaman ciddi bir rakabet içerisine girdiler. Sultan II. Abdülhamit Siyasi Vasiyetim adlı olarak yayınlanan hatıratında o rakabetten falan bayağı söz eder. Yani bu mesele çok fazla şeydir. Yani birbirlerine öyle... can ciğer kuzu sarması olmadılar. Yani dramatik bir olay olmuş, çok hüzünlü bir hikayedir. Evet. Benim dedem rahmetli Ermenilerle çok kalmıştı. Biz de onlar, yani... Onların hikayelerini çok anlatırdı. Hep gözleri yaşarırdı işte gittiler. Şimdi mesela öyle Ermeniler var ki Ermenistan'a gittikten sonra hala Kürtçe türkü şarkı söylemeye devam ettiler. Mesela Arami Tigran var, Sasun bölgesinden. Mesela Krapeti Haçu var, Beşeri bölgesinden. Evet. Bunlar Kürt ağalarının o katliamdan falan kurtardıkları çocuklar Kürtçeyi unutmamışlar. Gidip Kürtçeyi kullanmışlar. Yani hüzünlü hikayeleri çok olan bir olay ama siyasi olarak da Ermeniler aslında bir kumar oynadılar. Eğer kazansalardı Kürtlerin coğrafyasının büyük bir kısmı Büyük Ermenistan olarak gidecekti. Ama Kürtleri kovacaklardı. Kaybettiler. Kürtler onların yerine yaşamaya devam ettiler. Kürtler aslında kendilerine ait topraklarda yaşıyor ama Ermenilerle beraber yaşıyorlardı. Bunu şey etmemek lazım. Yani Ermenistan, büyük bir Ermenistan söz konusu değildi. Hatta Hristiyan Kürtler vardı. Yani mesela Fırla ile Ermeni'yi aslında ayırmak lazım. Yani bazı Fırla Hristiyan demektir. Ermeni zaten etnik olarak Ermeni demektir. Bazı Ermeniler, kendilerine Ermeni diyenler Ermenistan'a gittikten sonra Ermenice'yi öğrendiler. Kürtçeyi konuşuyorlardı. Ana dilleri Kürtçeleşmiş. Ana dilleri belki Kürtçe. Irk olarak Kürt değildir. De. Bazıları var. Yani Hristiyan Kürtlerinde. Çok çünkü az. Burada Anadolu'nun batısında
Rum milleti tanınıyordu resmen. Biliyorum. Doğusunda Ermeni milleti. Ermeni, doğru. Hristiyan olan yani. Kürtler de Rum diye hesap edilip gönderildi. Tamam. Hristiyan olan Kürtler de Ermeni diye gönderildi. Dolayısıyla kilise belirliyordu çünkü. Çünkü yani millet sistemi vardı ya. Millet yani. Sistemi kilise belirliyor. Yani mesela yani. Burada Ortodoks kilisesi, tabii. Rum Ortodoks. Tabii tabii. O Ermeni Gregorian kilisesi. Ermeni Ortodoks yani, diyelim ya da. Hamidi alaylarının kurulması da bu amaca yöneliktir. Sultan Hamid'in aslında söylemek istediği o aşiret reislerine şudur. Yani devletin başına büyük gayleler açılacak. Bellidir. Balkan savaşları şudur budur. Çok büyük tehlikeler var. Oraları savunmanız. Yani Kürtleri silahlandırıyor. Gidin vatanınızı koruyun diyor. Yani size ait topraklar gider. Giderdi yani. Eğer o Hamidi alayları kurulmasaydı bugün en azından Doğu Anadolu bölgesi giderdi. Yani. Kürtlerin Van Gölü'nün güneyinde bir parçada yaşamaya devam ederlerdi. Şöyle bir ilginç tespitiniz var. Az önce söylediniz ya, Ermeniler bağ bahçe işleriyle uğraşır. İşte Kürtlerin sanatkar falan, tabii. Mimari falan. Demişsiniz ki bu uğraş alanları karakterleri de şekillendiriyor. Bağ bahçe yetiştiriciliği incelik gerektirdiği, toprağı sabırla işlemek lazım geldiği için mesela Ermeniler daha temkinli, daha dakik, daha hesaplı hareket edebilirlerdi. Sağlam bir karakterleri varmış. Osmanlıların onlarla ilgili milleti sadıka nitelemesi boşuna değil. Şimdi Kürtlere dönecek olursanız da şöyle söylemişsiniz. Şimdi Ermeniler yerleşik hayat sürdükleri için bağ bahçe işleri vesaire, taşa adeta can verdikleri için sosyal hayatta kurallara daha bağlı. Ama buna karşılık sürü peşinde alabildiğine özgür bir hayat, Kürtlerin tabii bir anlamda daha zor sert, bir, evet. Daha sert. Dolayısıyla Kürtlerin başı hep sınırlarla belada. Evet, sınırlarla başımız mesela hep beraber. Mesela ben bir örnek vereceğim. Peçevi yani, tarihinde Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin sert fetvalarıyla bilinir. Kürt olduğu için. 55. sayfada, 1. cilt 55. sayı Kürt asıllı olduğu için diyor sert tabiatı vardır diyor. Şimdi bilmem ne. Kürt olduğu için evet. Sert tabiatı evet. Vardı Ebu Suud Efendi. Bu tabi evet, mesela Muhammed, Kanuni'nin Şeyhülislamı. Evet, Muhammed Ebu Zehra'nın da İbn-i Teymiye ile ilgili söylediği budur. Diyor o sert mizacı diyor Kürt olmasından kaynaklanıyor. Şimdi bu sürü meselesini siz gütmediniz herhalde, hiç sürü görmediniz. Sürekli otlak lazım. Ya, sürü gördüm de sürü gütmedim. Yani gütmediniz, onu görmüşsünüzdür mutlaka. Bu yaylaya çıkmalar, göç etmeler, bütün bunlar sürüye bir yer bulmak, otlamasını sağlamak. Güneş vurur, otlar kurur, bir yer değiştirmeniz gerekiyor. Sınırlar aşmanız gerekiyor. İşte Van'da yaşıyorsanız İran'a gitmeniz gerekiyor. İran'da yaşıyorsanız Van'ın yaylarına gelmeniz lazım. Erzurum'a gitmeniz lazım. Güney'e inmeniz lazım. Mevsimlerin değişmesine göre. Geçerken de o sınırlar, belirlenen sınırlar sizin canınızı sıkar. Sürüyü geçirmeniz gerekiyor. Tabii. Bu yüzden Kürtlerin başı kavgaların çoğu tarla sınırlarını ihlal etmeleri, küçük aşiret bazında söylüyorum, derde girer. Bir de devletler noktasında söylüyorum. İşte Irak'la sınır çizilmiş. Kürt bir sabah uyanmış ki binlerce yıldır belki gidip geldiği o yollar artık kendisine yasak. Amcası karşı tarafta. Kürt'e göre orası, o sınır çok anlam ifade etmez. Yani Türkiye devletinin, İran devletinin o kadar önem atfettiği o sınıra Kürt önemi atfetmez. Çünkü şimdi kendi karşı yaylası o tarafta. Binlerce senedir alışmıştır. Biraz Müfit Hoca'da var kitap, Derviş Paşa Müzekkiresi. Ben bunu tercümesini yaptım. Orada Osmanlı ile İran arasında bir sınır çiziliyor. Daha önce sınır çiziyor. Kasr-ı Şirin'den beri böyle bir sınır. Yok, Kasr-ı Şirin'de sınır yok. Daha belirli bir taşları var yani o şeyleri. Kürt coğrafyasının bölünmesi öngörülüyor Kasr-ı Şirin'de. Kürdistan'ın ikiye bölünmesi. Şimdi orada Derviş Paşa müzekkiresinde şey edilen husus şudur. İran şurası bizimdir diyor. Gerekçe nedir diyor. Çünkü Celal-i Aşireti yaşıyor. Celal-i Aşireti de falan tarihte bana vergi vermiş, işte belgesi. Osmanlı da diyor ki hayır benimdir çünkü o tarihte de bana vergi vermiş. Dolayısıyla o toprak benimdir. Bunun sebebi şu. Yaz, yaylaya giderken İran'a gidiyor, kışlağa gelirken Osmanlı'ya geliyor. Sınır onun için çok önemli değildir. Bu sadece bir aşiret içinde değil. Kaç tane aşiret var o bölümde? Sizin kitabınızda yine öğrendim ve bana çok enteresan geldi. Bunu bilmiyordum. Sürülerin, o koyunların, o hayvanların Kürtler için ne kadar önemli oldu? Hayat yani, kaynağı o çünkü. Hayat, tamam, işin içinde tabii ki geçimi. Araplar için deve neyse... Araplar için deve neyse, nasıl hayatlarının merkezindeyse Kürtler de keçi koyunu odur yani. Ve diyorsunuz ki, bu arada yönetmenim sürekli beni uyarıyor hani üst üste konuşmasınlar ses karışıyor diye. Ve diyorsunuz ki mesela bir tabii kırsalda yaşayan bir Kürt aileden bahsedelim. O Kürt'ün çocuğu hastalandığı zaman onu Allah'a emanet eder. Evet. Fakat
Hayvanı rahatsızlandırsam böyle başında bekler diye yazmışsınız. Evet, bu ben çok önce örnek görmüşüm. Yani oturup ağlayan var yani. Belki bir tane ineği var öldüğünde. Evet, onun tavuğu öldü diye ağlayan var görmüşüm. Yani. Çocuğunu da işte üfürüyor, okuyor. Tavuğun ölümüne ağlayanlar var. Yani çok görmüşüm yani. Bunlar son derece şey örneklerdir. Her yerde rastlanabilir Kürtlerin hayatında. Çünkü mesela şimdi deve, biraz önce söyledim, Arapların hayatında deve çok önemli bir yer alır. Belki konumuzla alakası yoktur. Mesela güzellik kavramı Arapçada deve ile ifade edilir. Cemal, cemal diye bir kelime var. Cemal, güzel, cemelden geliyor. Cemelden gelir. Kadına güzel diyor, cemel yani deve güzeldir. erkeğe yakışıklı diyor, enik diyor, nakeden gelir. Nake deve demektir. Nakeden. Yani ikisi de o merkezde. Bereket devenin davranışıdır. Bu göğsünün yere şey etmesidir. Şimdi Kürtlerde de zenginlik koyundur. Kişilik sahibi olmak koyundur. Kitapta da yazmışım mesela, ben bu hiç gözümün önünden gitmez. Böyle sürüsü bol olan bir adam, ağzında kehribar ağızlığıyla cigarasını yakmış. Yanında hanımı böyle sürüyü şey diyor. Bazı komşuların da kıskanç bakışları. Bunlar çok enteresan bir gözlemlenmesi gereken olaylardır. Yani Kürt sosyal hayatının fenomen olgularından sayılabilir böyle şeyler. Yani. Hmm. Mesela, bayağı böyle sürüsünü sürü istiyor. Merkezdedir. Kürt'ün hayatında sürü merkezde. Sürü sınırı, hangi sınırı aşarsa Kürt onun peşinden gider. Tabii bunlar biraz geride kaldı. 30 sene, 40 sene önceki için söylüyorum. Şimdi mesela şimdi biraz modernleştiler. Göçebe aşiretler vardı. Göçebe yerleri, yurtları yok. Gittikleri yerde, yazın bir yerde, kışın bir yerlerde çadırlarını kurup yaşıyorlardı. Bir de yarı göçebe olanlar var. Kışın köylerinde, yazın yaylalarda, bu şeyden dolayı yaylalara çıkarılırdı. Özür dilerim. Yani bir yazın son yaylar, model arabadır sürü. Yazın yaylalara çıkmalarının nedeni, köyleri yazın susuz olurdu. Tabii. Sulamak için otlaklar ararlardı. Hayvanlarını otlatmak ve hayvanlarını yaz ortamında sulak yerlerde otlatmak içindi. Yani hayvanlar sürülerinden dolayı yaylalara çıkarlardı. Bu bizim çevremizde çok böyle aileler, böyle köyler vardı yani, bulunurdu. Hem Ermenilerle Kürtlerin ilişkisini, sonuçta burada insandan bahsediyoruz. Evet. Ermeniler diye böyle monoblok tabii, bir yapı, Kürtler diye bir, hani öyle bir şeyden bahsedemeyiz. Burada insandan bahsediyoruz. Türkmüş, Kürtmüş, Ermeniymiş. Hepsi hikaye, bir kenara bırakıyoruz. Ve İnsan. Bu sürüyle de alakalı. Ben şu mevzudan çok etkilendim kitabı okuyunca. Annem ve babam vefat ettikleri için bana ve abime amcam bakıyordu. Evet, dedemin anlatıyor. Dedeniz anlatıyor bunu. 10 yaşlarında bir çocuktum. Ay, uzun ama anlatayım mı, okuyayım mı? Size anlatmak mı istersiniz? Yani şimdi... 10 yaşlarında bir çocuktum. Siz okuyun daha. Tamam. Amcamın davarlarına gidiyordum. Bu... öksürüyor, bitsin. Bir ben öksürüyorum, bir siz öksürüyorsunuz, bir haller oldu. Evet. Siz bir de beni görün, ben öksürürsem ne olacak? Evet. Eyvah. Evet. Şimdi Vahdettin İnce'nin dedesi. O zamanlarda Ermeni ayaklanması çıkmış ve Kürtlerle Ermeniler arasında artık husumet söz konusu. Bir gün hayvanları otlattığım yerin yakınında bir mağaranın önünde oturmuş hayallere dalmıştım. İçeriden sesler geldiğini fark ettim ve o tarafa dönüp baktım. Bir grup Ermeni savaşçı. Çok korkmuştum ama bana acıdılar ve bir daha buraya gelmememi söylediler. Yerlerini de kimseye söylememi mutlaka tembih ettiler. Geri dönüyor amcasının hanımın yanına. Bir daha ben şimdi amcasının hanımı, yengesi, o uyanmadan davarları salıyor aşağıya her gün. O da peşinden yiyeceğini falan heybesine koyup hayvanların peşinden gidiyor. Fakat diyor ki artık o tarafa salma, ben daha yeşil bir otlak buldum, oraya gideceğim. Ben uyandırınca giderim. Alıyor, her birkaç gün o tarafa gitmiyor, fakat bir gün yine bir şey oluyor, yengesi hayvanları o tarafa salıyor. Ve korkusundan da kimseye söylemiyor. Zaten 10 yaşında bir çocuktan tabii, bahsediyoruz. Tabii söylese şey edecek. Sonra bir bakıyorlar, Kirve biz sana bir daha buraya gelme demedik mi diye çocuğa tabii bağırıyorlar. O da yanına peynir almış, ekmek almış ve diyor ki ben size peynir ekmek getirdim. Aslında çok akıllıymış da dediniz. Evet. Sonra heybeyi önlerine koydum. Aç kurtlar gibi saldırdılar. Kim bilir kaç gündür açtılar. O civarda hiç Ermeni köyü yokmuş. Yani bu sen bilirsin Kanzak köyü, Zagzak köyü o civarda. Tamam. Ve sonra onlara yiyecek vermiş. Tabii bunlar da yiyorlar falan. Neyse sizin çocuk halde dedenizi bırakıyorlar.
Birkaç yıl sonra bizim köylülerle Ahlat'a ot biçme vakti ırgatlık yapmaya gidinceye kadar Hamidiye alaylarıyla Ermeniler arasındaki savaş iyice kızışmış. Yani Kürtlerden oluşan bu ekiple Ermeniler arasında savaş iyice kızışıyor. Sivil Kürtler de artık hedef haline gelebiliyor. Önce yolumuzu bir grup silahlı Ermeni kesti. Onlardan biri bizim ailemiz. Yani. Bu hikayede de ellerini bağlıyorlar ve artık öldürecekler. Sonra uzaktan bir grup geliyor. Başlarındaki adam sordu, bunlar kim? Cevap verdiler, bir grup Muhammedi. Adam atından indi, teker teker yüzlerimize baktı. Sonra önümde durdu, uzun uzun baktı. Beni tanıdın mı diye sordu. Dedeniz de diyor ki, can derdine düşmüş tabii. Hayır, tanımadım diyor. Sonra bana bizim köyün yanındaki vadide bulunan mağarayı, işte peyniri ekmek getirdiğimi anlattı. Ve gerçekten de oydu. Ardından da hepinizi bu gencin hatırına bağışlıyorum dedi. Arkadaşlarına da bizi bırakmasını emretti. Yani yediği bir lokma ekmeğin hatırına bizleri serbest bıraktı ve canımızı bağışladı. Dedem hep bunu anlatırdı birçok vesileyle ve sonunda da aynen şu cümleyi kullanırdı. Bekti ve bıra bekti fellebe. Yani sözünde durmak, vefakarlık olacaksa Ermenilerinki gibi olsun diye hep söylerdi bu hikayeyi, anlatırdı. Buna dair çok hikayeler var tabii o yani şeyden. Siz, aileniz yani buradakilerden değil, hedef olan ailelerden. Hedef olan ailelerden bu yüzden Konya'ya göçüyorlar. Konya'ya gidiyorlar. Burada resmini de verdiğiniz Körseyin Paşa vesaire o başta olmak üzere. O köyler Konya'ya göçüyorlar. Hüseyin Paşa bizim aşiretin reisidir. Hamidiye alaylarının paşasıdır. Paşa, Hamidiye paşaları. Haydaran aşiretinin paşası. Sonra işte benim babam da o yüzden Konya doğumlu. Olmasının nedeni o. Muhacirat Konya'ya geliyorlar. Saray önünde doğuyor falan. Daha sonra mütareke döneminden sonra geri dönüyorlar. Daha sonra geri dönmeleri söz konusu oluyor. Ermeni saldırılarından dolayı. Ermeniler çünkü Ruslarla birlikte hareket ediyor. Taşnak örgütleri daha çok. Ruslarla birlikte Bitlis'in içine girerken yani o işgal olaylarında özellikle kılavuzluk falan yapıyorlar bir kısım. Yani bütün Ermenileri kastetmiyor. Özellikle taşnak örgütlerini kastediyor. Mehmet Kocagöz diyor ki ya iki saattir dinliyorum tam olarak hala anlayamadım Kürtler nereden gelmiş diyor. Yani söyledim işte. Hadi bir daha çok kısaca üstünden geçin de gönlü olsun çünkü Zagros Dağları, isyan etmiş. Zagros Dağları Kürtlerin ana vatanı olarak bilinen ilk ortaya çıktı. Dönem. Hı hı. Bunun üzerine tabii efsaneler de çok anlatıyor. Tarihi kayıtlarda çok farklı şeyler var. Bunları anlatmak çok uzun sürer. Özellikle Şerefname'de bu kısım şeyleri bir mitolojik şeyler de koymuş. Ama oradan yayılan zaman içerisinde o Zagros Dağları, dağ silsilesi dediğimiz o bölgeden doğuya ve batıya doğru yayılan bir topluluk. İslam öncesinde daha çok işte Hakkari, Siirt vesaire yani Anadolu bazında söylüyorum. Yoksa Irak'ın Süleymaniye işte vesaire bölgelerinde özellikle İran Kürt bölgesi asıl ana vatan oluyor. İslamiyet'ten sonra ise batıya daha batıya oluyor genişliği. Daha batıya hatta bu Lor bölgelerinde işte Lor, şehri Lor falan dediğimiz İran'ın Lorestan'ı Koçek, Lorestan'ı Bozor, Büyük Luristan. Luristan bölgelerine doğru bir yayılma gösteriyor. Ve daha sonra kuzeye doğru yani bugünkü Kars'ın Ardahan, Digor'dan kadar olan bölgelere bir yayılma gösteriliyor. Yani daha önce Ermenilerin daha çok yoğun bulunduğu yerlerde Kürtler yer işgal ediyor. Vahdettin Ece, siz kitapta bir eleştiri ortaya koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki Ermeniler gitti, geride karakterlerini, yaşam tarzlarını yaşatan meseleleri kaldı. Kürtler modern hayatla tanıştı, geçmiş hayat tarzlarından miras aldıkları kişiliklerini yeni şartlarda ifade etmenin çelişkisini yaşıyorlar. Tabii. Ne demek istiyorsunuz burada? İşte bu geleneksel Kürt toplumu, sürü peşinde sınır tanımayan Kürt toplumu artık o hayat tarzını yaşayamıyor. Modern hayatla tanışıyor. Şu anda Kürtler büyük şehirlere yerleşiyorlar, göç ediyorlar. Ve modern Mersin, hayatın... Antalya, İzmir, İstanbul gibi. Öksürünce ben de öksüreceğim. Evet, nazar değdirdik. Dolayısıyla yani bu modernleşmenin sıkıntılarını yaşıyorlar Kürtler şu anda. O karakterleri devam ediyor. Sınır tanımamazlık devam ediyor. Belki bir serkeşlik, bir inatçılık devam ediyor. Fakat modern ulus devletlerin de ceberrutluğu devam ediyor. Kürtlere o karakterlerine uygun bir alan açmıyor. Bu bir devletlere yönelik bir eleştiridir. Hem Irak'ta, hem Suriye'de, hem Türkiye'de, hem İran'da Kürtlerin bu binlerce yıllık hayat tarzlarından edindikleri karakterlerine uygun bir sosyal statüyü henüz keşfedememelerine yönelik bir eleştiridir. Çünkü yani bir insan
bu tarih programıdır bir anlamda. Tarihi Batılılar bizim gibi okumuyorlar. Bizim okumamız tarihi böbürlenme, alan kapma, başkalarının girmemesini sağlayacak kadar kendimizi şişirip oturtma şeklinde. Ama Batılılar o günden bugüne neler devşirebilirim, nasıl bir sistem geliştirebilirim mantığıyla yaklaştıkları için çok daha mantıklı, çok daha akılcı hareket ediyorlar. Dolayısıyla bu Kürtlerin sınırları içerisinde barındıran devletlerin Kürt sorunu diye bir sorunları varsa bu tarihi, bu kimliği, bu kişiliği, bu coğrafyayı okumamaları. Kendilerine göre, kendi hayat tarzlarına göre bir sistem oluşturuyorlar ve bunu o sisteme oturmayacağı ta başından beri belli olan bir topluluğa dayatıyorlar. İşte problemlerin tamamının kaynağı budur. Ben şunu demek istiyorum, yani buyurun işte kendi yetersiz, eksik bilgilerimle bir insan profilini çiziyorum. Benim yaşadığım, kendi yaşadığım, duyduğum, gördüklerimden hareketle diyorum. Kürtlere anayasada, kanunlarda, devlet erkinde bir yer verecekseniz, bunun sıkıntısını, bunun sancısını çekiyorsanız, işte Kürtler bunlardır. Buna göre hareket etmeniz lazım. Yoksa kendinizin düşüncelerinizi, sisteminizi onlara dayatacaksanız, yani bunun 2 kere 2 4 eder gibi bunun bir 80 sene daha kavga gürültüyle geçeceği muhakkaktır. Az önce, bu anlamda. Az önce bahsettiğiniz hani Batılılar gibi bakmıyoruz. Kürtleri nüfusu içinde barındıran ülkeler derken yoğunluklu olarak nerelerde görüyoruz? Yani İran'da 8-10 milyon Kürt vardır. Türkiye'de 15-20 milyondan bahsediliyor. Yani resmi bir sayım yapılmamış. Belki 1957'de ilk defa şeyde bir nüfus sayımı olmuş Irak'ta. O tarihlerde 1 milyon 50 bin 57'de. Araplarda 5 milyon 250 bin de diğerleri diye tasnif edilmiş. Şimdi hepsi 5 katı büyüdüğü tahmin ediliyor. İşte Araplar 20 milyon, Kürtler 5 milyon, 6 milyon. Gerisi de 1-2 milyon ama Türkiye'de bir Kürt nüfusu Suriye, Suriye'de 2-3 milyondan bahsediliyor. 2 milyon civarı. 2 milyon Türkiye'de de işte 15-20 milyon, en azından 15 milyon bahsediliyor. Böyle bir nüfus. Ve 40'a yakın bir nüfus yani. Bu sadece buralarda da yaşamıyor. Azerbaycan'da, Ermenistan'da, Orta Asya'da, Ahıska Türkleri olduğu gibi Ahıska Kürtleri de var. Stalin yani. Ahıska... Da sadece Türkleri sürmedi. Kürtleri de sürdü. Müslüman Kürtleri de sürdü. Bugün Kazakistan'ın başkenti, eski başkenti Almaty civarında binlerce Kürt yaşıyor. Orta Asya'nın çeşitli bölgelerinde yaşıyorlar. Dolayısıyla böyle bir topluluk var ama ana gövde burada, ana yurtları buradadır. Siz de burayı yönetiyorsunuz. O halde bu insanların kim olduğunu bilmeniz lazım. Bunu şunun için bilmeyin. Yani ben bunları nasıl yok ederim, nasıl eritirim, nasıl imha ederim şeklinde değil. Ben bunlarla nasıl bir arada barış içinde kardeşçe yaşarım? Yani Turun Bey gibi, Alparslan gibi, evet. Yavuz gibi birlikteydi hani. Kürtlerle Türkler geçenlerde bir yazıda da yazdığım gibi yani hakikaten bir araya geldikleri zaman, el ele verdikleri zaman bölgenin kaderini değiştirmişler ve dünya tarihine yön verecek bir ağırlık koymuşlar ortaya. Üstadın bahsini ettiği Turun Bey ittifakı, Malazgirt'te Mervani Kürtlerin Alparslan'a desteği, Mevlana İdrisi Bitlisi'nin Yavuz Sultan Selim'le sağladığı o ittifak, hatta Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'nda, Erzurum Kongresi'nde, Sivas Kongresi'nde Kürtlerle sağladığı ittifak, en azından yani iki kavmin de imhasını öngören Birinci Dünya Savaşı galiplerinin stratejisinde varlıklarını kurtarmıştır. Birinci Meclis'te bir hayli Kürt vardı. Kürt vardı. Yani dolayısıyla Kürtlerle bir statü, bir barış, bir ittifak sağlanacaksa bu özellikleri göz önünde bulundurulmalı. Kürtler hala şu anda statüleri, resmi bir statüleri olmasa bile Kürtler şu anda bile özerktirler. Şu hashtag, özerk yaşıyorlar yani. Hashtag Tarih Dergisi'nde şöyle bir ifade var. 1920 tarihli İngiliz raporlarında Irak'ta görevli İngiliz diplomat Garbutt diyor ki Kürdistan'daki durum başlıklı 30 Ocak 1920 tarihli rapor Kürt ve Türk Birliği'nin İngiliz ve Fransız çıkarları için yıkıcı etkisi olur. Evet. Bu rapordaki öneriler birliği engellemek için hazırlandı diyor ve hani çıkarımıza aykırıdır, bu birliği bozmamız gerekiyor tabii, diye tabii. Rapor gönderiyor. Birlik şu demek, yani şimdi Türkler veya devlet kurucu heyet, kurucu unsurlar doğru bir karar aldılar. Kürtlerle Türkler bir arada olmalıdır. Bu kararı aldılar. Bu doğru bir karardır. Lozan'da Mustafa Kemal'in İnönü hepsinin bu noktada ittifak ettikleri Kürtlerle Türkler bir arada olmalıdır, doğru. Ama Kürtlerle Türklerin bir arada olma biçiminde büyük bir hataya düştüler.
Kürtleri asimile ederek birliği sağlamaya çalıştılar. İşte asıl yanlış burada. Bugün Türklerle Kürtler, tekrar ben de bu noktadayım. Kürtlerle Türkler bir arada olmalıdır. Ama o bir arada olmaların yöntemi hem Kürtlerin hem Türklerin tarihsel kişiliklerine uygun bir sistemin bulunmasıdır. Bu dışarıdan devşirilecek bir yöntem değil. Ben mesela zaman zaman hayretler içerisinde izliyorum. İşte Batı'da örneklere gidiliyor. Bask modeli deniliyor. İrlanda modeli deniliyor. Şu veya bu. Bu yani tamam, insan dünyada olup bitenlere bakarak kendi içinde bazı düzenlemeler yapabilir. Ekonomisinde, siyasetinde yapabilir ama bin yıldır işte kaç bin yılı aşkın bir süre bir arada yaşadığın bir toplulukla nasıl bir birliktelik kuracağını gidip İrlanda'dan mı öğreneceksin? Çaldıran yanı başında yani. Şöyle Çaldıran'a bakman lazım. Şöyle yorumlar geliyor. Evet. Bakın şöyle yorumlar geliyor. Bir tanesini okuyacağım. Tuğba Özbay demiş ki, Pelin Hanım lütfen sorar mısınız? Bizim Kürtleri sevdiğimiz kadar neden acaba onlar bizi sevmiyor? Bizden ayrılma gereği duyuyorlar. Nereden biliyor? Kim ayrılmak istiyor? Kim örgütler istiyor? Ayrılmak isteyebilir. Örgütler temsil etmez ki her şeyi. Şimdi Kürtler yani, ayrılmak isteselerdi ayrılmaları için altın fırsat doğmuştu Birinci Dünya Savaşı'nda. Kürtler bilerek ayrılmadılar. Ayrılmadılar. Yani başaramadılar falan yani değil. Bilerek ayrılmadılar. Peki şu sevmiyor meselesiyle ilgili ne söylemek istersiniz? Şimdi bu şu, yani şimdi Kürt topluluklarıyla, yani diğer topluluk, bütün topluluklar arasında birbirine karşı zaman zaman böyle nahoş şeyler olabiliyor. Yani nedir böyle, bazen birbiri hakkında hiç de hoş olmayan evet. sözler söyleyebilir. Siirtli Araplarla Kürtler arasında da Siirtli Araplar bazen akrat diye Kürtleri böyle kızdıkları zaman aşağılarlar bir Kürt'ü falan. Ama birbirlerine kız da alıp şöyle iş yaparlar. Birbirlerinin dilini de öğrenirler. Beraber namaz da kılarlar vesaire. Kürtler Araplar arasında değil, Kürtlerin kendi aralarında da olur. Kendi aralarında da olur. Yani Kürtlerle Karadenizliler arasında zaman zaman birbirlerine ilişkin farklı sözleri de vardır. Bilmem ne. Bu tabii bir şey. Bu normal. Bu birlikteliği ya da birlikte yaşamayı bozacak şeyler değil. Bu bütün topluluklar arasında böyle şeyler olur. Belli bir çizgiyi aşmamak şartıyla. Ama bu ideolojiye veya işte ideolojik şeylere dönüştüğü zaman, zihniyetin getirdiği ayrışmalara, ideolojik yüklenmelere dönüştüğü zaman ya da ideolojik etnisite anlayışı dediğim zaman orada problemler doğar. Bunlar da örgütlü yapılardan doğar. Yani modern örgütlenmiş, modern ideolojik yapılanmış ya. Ha, modern örgütlenmelerde, modern örgütlü ideolojik yüklenmelerde olur. Ermeni meselesinin çıkışı ve yükselişi de daha çok bunun üzerindedir. Modernleşmiş, örgütleşmiş Ermeniler arasındaki o örgütlenme Ermeni topluluklarıyla Müslüman topluluklarıyla. Sizi çok iyi anlıyorum ama şunu da düşünmek lazım. Taraflardan biri öbürü tarafından sevilmediğini düşünüyorsa, yani ona böyle bir hissiyat geldiyse kötü bu. Hani doğru. Bunun üzerine düşünmek lazım. Ben taraf itibariyle konuşmak gerekir ki. Yani tamam, şunu da bilmek lazım. Göz önünde bulundurularak. Şunu da bilmek lazım. Yani Kürtlerden de ya bu Türkler bizi niye sevmiyor diyenler var. Var. Bunlara da bizim dediğimiz, bir tane Türk seni sevmiyorsa bunu herkese mal edemezsin. Yani Batı Anadolu'dakiler yani için şey mesela Batı Anadolu'dakilerde. Kürtler ve Türkler birbirlerine mecburdurlar. Bırakın yani sevmeyi. Başka şansları yoktur. Yani bu şu demek değildir. Yani Kürtleri bir tarafa satmak anlamında değildir. Hani çok böyle kullanılan hainlik falan değildir. Yani gerçekten böyle bir şeydir. Yani bunu başka çaremiz yoktur çünkü yani. Peki. Seçeneksiz bir durum yani. Şu soruyu yani sorayım mı sormayayım mı düşündüm ama soracağım. İlişki düşmanlık çünkü üzerine kurulmaz. Çok dillendirilir bu. Dolayısıyla ben de size yöneltiyorum. Zeyno Hanım demiş ki, neden Türklüğü ortak bir üst kimlik olarak kabul etmez Kürtler? Mesela Amerika'da İtalyan asıllı Amerikalıyım diyorlar. Bundan Amerika rahatsız olmalı. Amerika bir etnik ırk adı değil. Evet. Amerika bir kıtanın adı. Amerika Vespucci'den gelen bir ad. Bu ad olabilir. Kürtler kendisine Osmanlı diyordu. Osmanlı bir imparatorluğun hanedandan gelen bir addı. Bir ırk veya etnik temel adı değildi. Ama burada siz bir ırk ya da etnik temel adını kalkıp da diğerlerine, Kürt olmayan, Türk olmayan unsurlara siz Türksünüz derse, Türk bir soydan geliyor, bir şeyden geliyor, bilmem neden geliyor falan filan. Bir, bazıları bir dil meselesi, bir de soy meselesi. İki tane şeyden geliyor. Dolayısıyla eğer gerçekten mesela İranlıyım diyebiliyor, İran bir coğrafya adı. Ama Fars'ım diyemiyor. Kimse kalkıp oradaki bir Kürt ya da bir Azeri ben Fars'ım İranlılar diyemiyor. İranlılar kimseye siz Fars'ınız demiyor. Azerilere demiyor. De Kürtlere de demiyorlar. Demiyor. Fars'ınız ama demiyor. Ama bu şudur, yani bazıları diyorlar ki biz Türklüğü
etnik anlamda kullanmıyoruz. Bütün hepsini. Ama burada Türkçe diye bir dil var. Türk diye bir tarih var. Türk diye bir yurt var. Kavim var. Yani kavim adı bu. Orta Asya'dan geldik diyorsunuz. Siz bir kavim adınız. Başka var. Bir kavim dayatamazsınız. Yani. Mesele bu. Peki yine çok merak ettiğim bir soru soracağım. Bu Diyarbakır sevdası. Şimdi ben ideolojik olarak kullanmıyorum. Evet. Çünkü ben çocukluğumdan beri Diyarbakır'ı Diyarbakır bilirim. Siz Diyarbakır diyorsunuz. Evet, doğrusu Diyarbakır'dır zaten. 36'ya kadar Diyarbakır'dı. 1936'da karar alındı. Diyarbakır olarak değiştirildi. Peki Ahmet ne? Eski adıdır. Ahmet. Eski adı. Ahmet diye de geçiyor. Hayır. Ahmet deniyor Ahmet, şu an. Ahmet doğru değil. Ahmet tamamen uydurma. Ahmet'tir o. Peki şu Diyarbakır. Ama yok ona gelelim. Ha. Ona çünkü bilmesi gereken bir şey var. Şehrin içinin adı Ahmet'ti. Vilayetin adı Diyarbakır'dı. Adapazarı Sakarya gibi. Peki. Adapazarı şehrin içidir. Sakarya vilayetin adıdır. Peki bu Diyarbakır sevgisi, sevdası nedir? Bu sadece yani, kitaptan okuduğum kadarıyla tamam. Türkiye Kürtleri itibariyle de değil. Yani böyle Diyarbakır'ın bir büyülü tarafı var sanki. Evet, Kürtlerin. Diyarbakır belki Kürtlerin o eski geleneksel hayat tarzlarında en uzağa gittikleri nokta olduğu için büyük şehir. En merkez, büyük kent. Büyük şey yani. Mesela bizim hayatımızda masallar anlatılırdı. Büyüklerimiz oturup çirok biz deriz Kürtçe'de. Çirok anlatırlardı. Kahraman mutlaka Bajarı Mezin'e gider. Büyük şehre gider. O Bajarı Mezin de Diyarbakır. Diyarbakır en büyük şehir olduğu için. Zaman İstanbul oluyordu. Yani çok az böyle giden oluyordu. İstanbul yani İstanbul. Ya da Bajarı Mısır'a da giden olmuş ama hep Şam. Şam hep çok şeye gidilir. Şam da Diyarbakır kadar hep önemlidir. Diyarbakır. Bu merkezdedir ve Diyarbakır'da amcam gitmişti Diyarbakır'a. Vaktinde Diyarbakır'a gidip orada yaşadıklarını gördüklerini anlatırdı. Bizim köyde bir Abdullah amcayla, rahmetli olmuş Abdullah amcayla birlikte gitmişlerdi. Mehmet amcam izliyorsa ben bu hatırasını da anlatayım. Şimdi bu Abdullah amcaya diyor, hep diyordu ki Abdullah gavure. Bu adam gavurdur. Ya millet diyordu ya niye gavurdur? Ya diyor Diyarbakır'da keşişin elini öptü, papazın elini öptü. O da diyor ki ben uzaktan sarıklı, cübbeli, sakallı bir adam gördüm. Mela zannettim, Seyda zannettim. Elini öptüm ama o öperken haçı gördüm fakat işten geçmişti. Öpmüş bulundum. Dolayısıyla böyle esprilere de konu olan bir şeydir. Ve siz de Diyarbakır'a ilk gittiğiniz zaman orada keşiş aramışsınız. Vallahi değil mi? Öyle, bu kadar öyle bir dinlemiş ki hikayeyi. Keşiş aramış. Şu benim çok hoşuma gitti. Kısaca okuyayım. Askerden tezkere alıp gelenler hep bir Diyarbakırlı çavuştan söz ederlerdi. Bir gün işte bilmem nereli İstanbullu olsun. Bir gün İstanbullu bir çavuş bana bir tokat attı. Böyle askerlik anısına başlıyor ama mutlaka Diyarbakırlı bir çavuş sahne alıyor ve tokat atan çavuşa karşı çıkıyor. Nedense hiç tezkere almazdı bu Diyarbakırlı çavuş. İnanmayacaksınız, askere gittiğimde ben de gördüm bu çavuşu. Hala aynı rolü oynuyor, ahbap olmuştuk. Benim için o askerlik arkadaşından çok bizim köylülerin askerlik anılarında kalan kahramanları Diyarbakırlı çavuştu. Aynen öyle. Ve yine Diyarbakır'a ilk gittiğinizde bir lokantaya girmişsiniz siz. Yemek yedikten sonra hesap vermek üzere masadan kalkarken su bardağını düşürmüş tabii. Kırılmış. Hesabı öderken bir de kırılan şu bardağın parasını vereyim demişsiniz. Oradaki lokantacı bey de size ne demiş? Allah vekil tezgahımı kırsam para almam senden. Tezgahımı kırsam da senden para almam demiş. Diyarbakırlı çavuş efsanesinin bir anlamda devamı da bu lokantacı bey olmuş. Evet. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için, anlattığınız için. Tabii şimdi mevzu saati ettik 2. Evet. Çok fazla uzun bir mevzu. Evet. Yani Nakşilik'ten söz etmedik bölgede. Bazı başka ailelerden söz etmedik. O bölgenin Halep'le, Bağdat'la ya da başka yerlerle, Tebriz'le olan alakasını, o etkileşimleri, iletişimlerinden ben söz etmedik. Ben istifade ettim gerçekten üstattan. Yani çünkü çok konu var. Bu konu birkaç saat içerisinde bitecek bir konu değil. Elimizde çok fazla belgeler de var. İşte ayaklanmalar, bir kısım ayaklanmalar neden çıktı? Tabii onu da çok soran var. Ama mesela ayaklanmayı konuşan, işte efendim mesela Dersim'i konuşan. Dersim'i demedim. Anladım. Ben yani bu söyleniyor. Dersim hep gündemdedir. Asıl Zilan bizim için, biz de Zilanlıyız yani. Şimdi bunları orada konuşan insanlar ya da programlar vardır. Çok. Evet. Hayır, bizimki farklı oldu. Evet. Daha değişik iyi oldu. Daha iyi oldu en azından ama şöyle, bölgenin şey bir tarihi, işte Mirlikler ve Beyliklerin egemen olduğu dönem, daha sonra Nakşibendi şeyhlerinin ve tarikatların ağırlıkta olduğu,
önderlikte olduğu şeyi. Birinci Dünya Savaşı, Cumhuriyet, Cumhuriyet'le birlikte gelinen noktalar falan. Daha sonra Irak'taki ve Suriye'deki durum vesaire, bütün bunları konuşabilirdik. Bir başka bence programa. De güzel bir program teşekkür oldu. Ediyorum. Vahdettin İnce'ye teşekkür ediyorum. Müfit Yüksel'e teşekkür ediyorum. Ve programın hani başından beri üzerine konuştuğumuz ve benim hikayelere okuduğum kitap bu. Kürt İnsan. Arzu ederseniz daha fazlası da var. Vahdettin Bey kendi yaşamından, ailesinden. Hani Kürt olmanın ne demek olduğu, evet, sosyal yaşantı içerisinde. Ona dair kendi bakış açısıyla tabii ki. Kendi anılarını anlatmış. Böyle de bir durum. Müfit Yüksel'in de kitabını ara ki bulasın diyorum. Artık bunlara 93 yılında yayınladığım bir kitaptı. Tabii aradan 21 sene geçti. Ben okumuştum. Onu bende de vardı. Deseydiniz getirirdim. Keşke deseydik. Çok teşekkür ederim tekrar geldiğiniz için ve anlattığınız için. Sevgili seyirciler, sizlere de çok teşekkür ederiz. Bu gece sorularınızla katkı verdiğiniz için. Her zaman olduğu gibi Ebru Yücel'le Öteki Gündemi hazırlıyoruz. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Çok küçücük bir hatırlatma. 18 Kasım Salı günü Aytunç Altındal'ın vefatının yıl dönümüydü. Allah rahmet eylesin. Bir kez daha saygı ve sevgiyle anıyoruz. Ama Aytunç Altındal deyince öyle iki cümleyle geçmek olmaz. Yarın gece 23.30 itibariyle Aytunç Bey'e özel bir kolaj hazırladık. Onunla birçok program yapabilme şansımız olmuştu. Onu tanıma şansımız olmuştu. Ve oralardan güzel bölümler hazırladık. Eğer arzu ederseniz sizi yarın gece yine ekran başına Habertürk Televizyonu'na davet ediyoruz. 23.30'da Öteki Gündem'in özel bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.